Herkese merhabalar. Osmanlı Devleti tarihini kronolojik olarak belgesel şeklinde sizlere anlattığımız serimizin en çok beklenen bir diğer padişahına geldi sıra. Hüsrevi Afak, yani Ufukların Sultanı, Avrupalıların deyimiyle Muhteşem Süleyman Devri başlıyor. Serimizin hızlıca devamı için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Yavuz Sultan Selim'in ardından hayatta olan tek oğlu Şehzade Süleyman tahta geçti. Şehzade Süleyman daha 10 yaşındayken annesiyle birlikte Kefesancağı'na gitmiş ve yönetim işleri hakkında tecrübe sahibi olmuştu. Babasının vefatından önce ise son olarak kaynaklarda Saruhan, bugünkü adıyla Manisa Sancağı'nda görevde olduğu belirtilmiştir. Sultan Süleyman'ın tahta geçmesiyle Yeniçeriler aldıkları ulufeden ve kendilerine yapılan vaatlerden sonra memnun görünmekteydiler. Halk, genç ve her türlü meziyete sahip bir kişinin başa geçmesinden sevinç duymaktaydı. Ne İstanbul'da ne de diğer vilayetlerde devlet otoritesini endişelendirecek bir durum vardı. Ancak ayaklanma beklenmeyen bir yerde, Şam eyaletinde patlak verdi. Yavuz Sultan Selim Han tarafından Memlük topraklarının ele geçirilmesinden sonra bu toprakların bir kısmını teşkil eden Şam eyaleti ile Kudüs ve Gazze sancakları Canberdi Gazali'ye bırakılmıştı. Canberdi Gazali aslan Dalmaçyalı bir Slav esiriyken sonradan Kansugavri ve Tomanbay'ın en nüfuzlu emirlerinden biri olmuş ve Şam valiliğine getirilmişti. Selim Han'ın Mısır seferi sırasında Hayırbay'ın delaletiyle Selim Han'a itaatini arz etmiş ve affedilmişti. Selim Han, Mısır seferi dönüşü Şam'dan hareketinden önce Canberdi Gazali'yi Şam Beylerbeyliğine ve ilaveten Kudüs ve Gazze sancaklarının idaresine getirdi. Buna rağmen Gazali'nin kafasında daima bir isyan fikriyle istiklal arzusunu taşıdığı anlaşılmaktadır. Ancak Yavuz Sultan Selim'in aman vermeyen siyasetini iyi bilen Canberdi Gazali'nin onun sağlığında böyle bir teşebbüse girişmesi beklenemezdi. Nitekim Selim Han'ın vefat haberini duyunca derhal Melik Eşref ünvanıyla hükümdarlığını ilan ile adına hutbe okutup sikke bastırdı. Kendisiyle birlik olmaları için Mısır Beylerbeyi Hayırbay'a haber gönderdiği gibi ittifak etmek üzere de Safevi hükümdarı Şah İsmail'e başvurdu. Canberdi Gazali'nin teklifinden telaşa düşen Hayırbay derhal deniz yoluyla hükümdarı durumdan haberdar etti. Gazali'nin kendisine yolladığı mektupları da padişaha yolladı. Şah İsmail ise vaziyetten ümidi düşerek hadiseleri dikkatle takip etmeye başlamıştı. Şayet Canberdi'nin ayaklanması başarıya ulaşırsa derhal yardımcı birlikler sevk edecek, böylece Osmanlı Devleti'nden Çaldıran hezimetinin öcünü alabilecekti. Canberdi Gazali 20 bin kişilik bir kuvvetle Halep üzerine yürüyüp orasını muhasar altına almış ise de şiddetli bir mukavemetle karşılaşmıştır. Hayırbay, Gazali üzerine asker sevki hakkında payitahtın fikrini sormuş fakat merkez verdiği cevapla buna lüzum olmadığı ve kuvvetlerin Anadolu'dan sevk edileceğini bildirmiştir. 3. Vezir Ferhat Paşa ile Anadolu, Karaman ve Sivas eyaletleri tımarlı sipahileriyle Kapıkoğlu efradından 4000 yeniçeri gönderilmiş ve aynı zamanda Dulkadir Bey'i Şehsuvarzade de yardıma memur edilmiştir. Ferhat Paşa henüz gelmeden evvel Şehsuvaroğlu Ali Bey mahiyetindeki kuvvetler gelerek Ocak 1521'de Canberdi Gazali'yi bozup Halep'i kurtarmış ve sonra Halep Beylerbeyi Karaca Ahmet Paşa ile birlikte onu takip edip ikinci bir muharebede bir daha mağlup etmiştir. Buna mütakip yetişen Ferhat Paşa kuvvetleri de beraber olarak son ve katı bir çarpışmadan sonra mağlup olan Gazali'nin başı kesilerek İstanbul'a yollanmıştır. Kanuni'nin ilk seferi. Canberdi Gazali isyanının bastırıldığı haberi İstanbul'a geldiği sırada Kanuni Sultan Süleyman da Macar kralına karşı bir sefer açılmasına karar vermiş bulunuyordu. Macarlarla uzun süredir ciddi bir problem ve çatışma yaşanmamıştı. Macaristan Kralı 2. Lajos, 7. Ladislas'ın oğlu olup 1503 yılında doğmuştu. 1515'te Alman İmparatorluğu generali ve 1516'da henüz 13 yaşındayken babasının yerine Macaristan ve Bohemya Kralı oldu. 18 yaşındayken Habsburglardan İspanya Kralı Charles ile Avusturya Arşidükü Ferdinand'ın kız kardeşiyle evlendi. Bu durum kendine güvenini ve gururunu kamçılamış ve Osmanlılara karşı hudutlarda daha şiddetli hareketlere girişmesine yol açmıştı. Nitekim Süleyman Han'ın cülusunu haber vermek üzere giden Osmanlı elçisi Behram Çavuş'un önce hakarete uğraması ve ardından öldürülmesi Süleyman Han'ı sinirlendirmişti. Kanuni derhal sefer hazırlıklarının başlatılmasını emretti. 18 Mayıs 1521'de İstanbul'dan Macarlara hadlerini bildirmek üzere hareket etti. 11 Haziran'da Filip'e, 17 Haziran'da Sofya'ya varıldı. Kanuni'nin hedefi Belgrad'ı geçerek Budin üzerine yürümek ve hasmını otağında avlamaktı. Kralın taht şehrini alarak başını ezdikten sonra kalelerini zaptı kolaydı. Ancak devlet adamları padişahın fikrine karşı çıktılar. Onlar, Belgrad çok önemli ve muhkem bir kaledir. İçi savaşçılar ile doludur.
böyle bir kaleyi arkaya bırakıp ilerlemek isabetli olmaz dediler. Kanuni bu ikazları yerinde bularak Belgrad'ın fethine karar verdi. Plana göre şehrin doğusundan ve batısından iki koldan Tuna ve Sava nehirleri geçilerek Belgrad Kalesi Macaristan'dan yardım alamaz duruma getirilecek ve ardından muhasaraya başlanacaktı. Sultan 27 Temmuz günü Sava'ya geçerek Siram Ovası'na girdi. Bu sırada Sultanzade Hüsrev Bey Belgrad'a yakın Zemun taraflarını, 2. Vezir Çoban Mustafa Paşa da Sanan Kamin Kalesi'ni fethetmişti. Padişah ise süratle Vezir-i Azam Piri Paşa'nın kuşatma altında tuttuğu Belgrad Kalesi önüne gelerek yüksek bir tepe üzerine kurulan otağına yerleşti. Belgrad, Osmanlılar tarafından ilk defa 2. Murat Han zamanında kuşatılmıştı. 1441 yılında Karadan ve Tuna nehrinden başlatılan ve 6 ay devam eden kuşatma, karşılaşılan mukavemet ve orduda görülen salgın hastalık gibi sebeplerden kaldırılmıştı. İkinci kuşatma ise Fatih Sultan Mehmet tarafından gerçekleştirildi. Bizzat padişahın da katıldığı ve yaralandığı şiddetli çarpışmalar bir netice vermemiş ve tekrar geri çekilmek zorunda kalınmıştı. Şimdi Osmanlı orduları Kanuni Sultan Süleyman'ın emrinde bir kez daha Belgrad önündeydi. Hisar birkaç gün topla dövüldü. 10 Ağustos günü gündüz ve gece olmak üzere neredeyse 24 saat kesintisiz bir kuşatma devam etti. 13 Ağustos günü kaleye büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi. Şiddetli çarpışmalar neticesiz kaldı. 23 Ağustos'ta büyük bir hücum daha gerçekleştirildi. Osmanlı dilaverleri Ramazan ayının da getirdiği bir gayret ve hamiyet ile vuruşuyorlardı. Bursa Beyi Behram Bey şehit düştü. Karacaahmet Paşa yaralandı. Ancak gaziler bir kez daha Hisar'a girememişlerdi. Bunun üzerine sur altından tüneller kazdılar. Buralara barut yerleştirip ateşe verdiler. Çoğu kale askeri bu patlama sonucu ölmüştü. Artık fethin eserleri kendini göstermekteydi. Kale komutanı son bir kez kumandanlarıyla görüşerek kaleyi sulhen vermeye razı oldu. Böylece 30 Ağustos 1521'de Belgrad teslim alındı. Belgrad'da kısa bir süre kalan padişah payitahta dönmek üzere yola çıktı ve 21 Ekim 1521'de İstanbul'a ulaştı. Ancak aynı ayın sonlarında oğlu olan 9 yaşındaki Şehzade Mahmud'un vefatı vuku buldu ve padişahı bu olay bir hayli üzdü. O kış divan toplantıları ve inşaat işleriyle geçti. Baharla birlikte hedefin Hristiyanlığın ileri karakolu olup Mısır'ın alınmasından sonra ayrı bir önem kazanan Rodos'a karşı olacağı anlaşılıyordu. Osmanlıların kaleyi fethetmesini gerektirecek pek çok sebep vardı. Özellikle Rodos şövalyelerinin Türklerin Akdeniz ticaretini sekteye uğratmaları, haç seferlerini tecavüzleriyle rahatsız etmeleri, adada bulunan 5-6 bin Müslüman esirini çok ağır şartlarda çalıştırıp işkencelere tabi tutmaları ve Canberdi Gazali isyanlarına yardım etmiş olmaları en önemli faktörlerdi. Buna rağmen Rodos'un alınması hususunda Divan-ı Hümayun'da yapılan müzakerede ekseriyet Rodos seferinden taraftar değildi. Şövalyelerin şöhreti, adanın müstahkem olup uzun müddet muhasaraya dayanması ve Avrupa'nın burasıyla yakından alakası sebebiyle adaya süratle yardım etmeleri düşünülerek tehlikeli ve muvaffakiyetsiz bir maceraya girişilmek istenmiyordu. Vezir-i Azam Piri Mehmet Paşa ile 2. Vezir Çoban Mustafa Paşa ve meşhur denizci Kurdoğlu Muslihiddin Reis ise Rodos seferine şiddetle taraftar idiler. Bunlar Avrupa tarafından endişe edilecek bir durumun olmayacağını ileri sürmekteydiler. Padişahın da Vezir-i Azam'ı ile aynı fikirde olması üzerine Divan-ı Hümayun'dan adanın fethi için kesin bir karar çıktı. Rodos seferine Vezir Ahmet Paşa Serdar olmak istediyse de Piri Paşa'nın tavsiyesiyle 2. Vezir Çoban Mustafa Paşa tayin olundu. Elde Yavuz Sultan Selim zamanında hazırlanmış mükemmel bir donanma vardı. Donanma kumandanı Polak Mustafa Paşa'ydı. Kanuni Sultan Süleyman 5 Haziran 1522'de Serdar Mustafa Paşa'yı 300 gemiden mürekkep bir filo ile sefere gönderdiği gibi kendisi de 16 Haziran'da karadan harekete geçti. Haziran ayı sonunda Kütahya'ya ulaştı. Anadolu Beylerbeyi Kasım Paşa ile Rumeli Beylerbeyi Ayas Paşa kuvvetleriyle burada padişahı bekliyorlardı. Ordu 100 bin kişiye ulaşmıştı. Kemal Paşazade'nin tabiriyle asker o kadar kalabalıktı ki atlarını Fırat nehrine sulamaya götürselerdi nehirde su kalmaz, abdest almak niyetinde olanlar teyemmüm ile almak zorunda kalırlardı. 28 Temmuz 1522'de Marmaris'e geldi. Nihayet 30 Temmuz'da padişah da adaya geçti. Saint-Jean şövalyeleri tarikat reisi ve Rodos baş şövalyesi köyleri ateşe verdirmiş, bütün harici binaları yıktırmış ve köy ahalisini gediklerin tamirinde istihdam için kale içine aldırmıştı. Muhasaraya başlamadan önce Kanuni Sultan Süleyman, Şövalye Tarikatı reisine bir mektup göndererek itaati kabul ettiği takdirde hürriyetlerinin sağlanacağını ve mallarının taarruzdan korunacağını bildirdi. Fakat beklenen olarak red cevabı geldi. Ağustos ayının birinci günü Rumeli Beylerbeyi Ayas Paşa, Alman şövalyelerinin müdafasına bırakılan burç üzerine yürüyerek muhasarayı başlattı. 21 top Alman burcuna, 22 top da Saint Nicholas Kulesi'ne yıldırımlar yağdırmaya başladı. Kuşatmalar ve kuşatılanlar Ağustos ayını lağım ve karşılığım açmak işleriyle geçirdiler. 10 ve 13 Eylül'deki şiddetli hücumlarda da pek bir ilerleme kaydedilemedi.
24 Eylül'de kalenin bütün hatlarına yayılacak umumi bir hücum emri verildi. Güneş doğarken Osmanlılar şehrin kuzeyine, doğusuna ve güneyine yürüdüler. Yeniçeri ağası İspanyolların savunduğu burçtan içeri girdi ve bayrağını dikti. Lakin bu üstünlük kısa bir süre devam ederek bütün sancakları Hristiyanların eline geçti. Padişah hücumda muvaffakiyet gösterilememesinden hiddetlenmişti. Kurulan divanda 3. Vezir Ahmet Paşa, Rumeli Beylerbeyi Ayas Paşa'yı suçladı. Sultan da bu suçlamalara katılarak Ayas Paşa'yı ağız ederek hapsettirdi. Ancak çok geçmeden İbrahim Paşa'nın ricası üzerine affederek yeniden eski görevine iade etti. 7 Ekim 1522'de herkesi üzen bir haber geldi. Mısır valisi Hayırbay vefat etmişti. Bu haber padişaha ulaşınca seferin serdarlığını yürütmekte olan 2. Vezir Mustafa Paşa Mısır valiliğine tayin edildi. Mustafa Paşa derhal hazırlıklarını tamamlayıp ordudan ayrıldı ve Mısır'a doğru yola çıktı. Rodos serdarlığı ve 2. Vezirlik görevi Ahmet Paşa'ya verildi. Ahmet Paşa 12 Ekim'de yeniden İngiliz burcuna hücum etti. Muhasarada bulunan müelliflerin bildirdiklerine göre 3 hafta devam eden şiddetli çarpışmalar sonunda Osmanlılar gittikçe artan bir tempo ile adayı çember içine almayı başarmışlardı. Müdafiler artık yorulmuş, erzakları tükenme noktasına gelmiş, dirençleri de Türklerin önemli ölçüde zayiatlar vermelerine rağmen kararlılıklarını karşısında kırılma noktasına gelmişti. Bu itibarla 10 Aralık 1522'de Kanuni'ye müracaat etmek zorunda kaldılar ve bir anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşma sayesinde Rodos fethedilmiş oldu. Rodos'un fethiyle birlikte civardaki Tahtolu, İstanköy, Bodrum, İncilli, İlaki ve Sonbiki kaleleri de Osmanlı tabiyeti altına girdiler. Kanuni, 2 Ocak 1523'te Rodos'u terk ile Marmaris'e hareket etti ve Şubat'ın ilk günlerinde İstanbul'a vasıl oldu. Şah İsmail de Cavus'tan beri ilk defa olarak taziyet ve tebrik vecibesini yerine getirmiş, Rodos fethinden dolayı da memnunluğunu bildiren bir mektup ile bir elçi göndermiştir. Ordu İstanbul'a döndükten sonra Rodos'un fethi sırasında komutada olan Ahmet Paşa ise tam Vezir-i Azam oldum derken gelişen durum karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Vezir-i Azam olamayınca İstanbul'da dahi durmak istemeyip Mısır valiliğini istedi ve kavuştu. Ancak aklına hükümdar olmak fikri gelmişti. 30 Ağustos 1523'te Mısır'a vasıl olan Ahmet Paşa çok geçmeden istiklalini ilan etmek gayesiyle faaliyetlere başladı. Mısır Sultanlığını elde edebilmek için Memlüklülerin birçoklarını büyük menfaatler temin etmek suretiyle kendi tarafına çekti. Hükümdarlığını ilan edip Sultan Ahmet namına hutbe okutup para bastırdı ve eski Memlük teşkilatını ihya etti. Ahmet Paşa'nın isyanı ve hükümdarlığını ilanı duyulunca Mısır'ın eski beylerinden olan Kara Musa Bey'e beylerbeylik verilerek Ahmet Paşa'nın hakkından gelmesi yazıldıysa de casusları vasıtasıyla yolları tutmuş olan Ahmet Paşa bu fermanı elde ederek Kara Musa Bey ile diğer bazı adamları öldürdü. Ahmet Paşa, Memlükleri elde ettiği halde Kahire Kalesi'ni muhafaza etmekte olan Yeniçerileri kendi tarafına çekmeyi başaramamıştı. Bu sebeple kaleyi muhasar etti ve nihayet eski bir su yolundan kölemenleri kaleye sokarak Yeniçerileri öldürtüp kaleyi teslim aldı. Ahmet Paşa'nın tayin ettiği vezirleri arasında Sultan Selim zamanında Kırım'dan gelip Osmanlı Devleti hizmetine girmiş olan Kadızade Mehmet Bey de vardı. Mehmet Bey, Ahmet Paşa'nın tuttuğu yolun çıkmaz bir yol olduğunu anlayarak bir gün hamamdayken kendisini bastırdıysa da yakalayamadı. Evvela kaleye kaçan Ahmet Paşa, oradan da bir bedevi aşiretine iltica etti. Sonra yanına topladığı adamlarıyla gelip muharebe ettiyse de yakalanıp başı kesildi. Ve Mısır Beylerbeyliğine de güzelce Kasım Paşa tayin edildi. Sonrasında İbrahim Paşa da Mısır'a gönderilerek durumu iyice sağlamlaştırdı. Belgrad'ın fethinden sonra devam eden hudut hadiseleri ve karşılıklı akınlar 2. Macaristan seferinin sebeplerini teşkil etmiştir. İbrahim Paşa'nın Mısır'dan dönüşünden hemen sonra padişah sefer hazırlıklarına girişilmesini emretmiş ancak seferin hangi istikamete yöneltileceği açıklanmamıştı. Macarlar bir taraftan hudutlardaki Osmanlı kalelerine saldırılar düzenlerken diğer taraftan Eflak ve Boğdan'da devamlı olarak Türkler aleyhine tahriklerde bulunuyorlardı. Padişah, Aralık 1525 ve Ocak 1526'da Rumeli Ümerası'na gönderdiği fermanlarda kuvvetleriyle birlikte ilkbaharda Sofya sahrasında toplanmalarını ve müteakip emre hazır olmalarını bildirmişti. Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa ile Bosna Sancak Bey'ine, Kırım Hanı Saadet Giray'a ve diğer ilgililere de gereken tebligatta bulunulmuştu. Padişah, seferin serdarlığını Mısır'dan dönüşünden sonra teveccüh ve itimadına daha çok mazhar olan Vezir-i Azam İbrahim Paşa'yı tevcih etti. Kanuni Sultan Süleyman kendisinin yokluğunda İstanbul'un idaresini eski Mısır valisi Kasım Paşa ile büyük alim ve müftü Kemal Paşazade'ye verdi. 23 Nisan 1526'da 100 bin kişilik bir orduyla hareket etti. Orduda 300 adet de top bulunuyordu. Padişahın da moral konuşmalarında hep hedefin yüksek olacağını dile getirmesiyle hedefin Macar ülkesinin merkezi Budin olduğu anlaşılmıştı.
Padişah, Drava Nehri üzerinde kurulan köprü inşaatında da bulunduktan ve buradan geçtikten sonra ordu Mohaç Sahrası'na doğru ilerlemeye başladı. Öte yandan Macar Kralı II. Lajos, 20 Temmuz'da Budin'den ayrılmış ve 6 Ağustos'ta ancak Tolna'ya vasıl olmuştu. Yanında 4000 kişilik bir süvari kuvveti vardı. Macar ordusu hep birlikte zaruri olarak güneye doğru Osmanlı ordusunu karşılamak üzere hareket etti. İşte bu esnada Macar kumandanı Tomori'nin Mohaç Ovası'nda karargah kurduğu ve burada padişahın ordusunu karşılamak kararı verdiği görüldü. Bu sıralarda Lajos, Osmanlı'nın vasallarından dahi yardım istiyor, onlara rüşvet teklif ederek kendi tarafına çelmeye çalışıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, mükemmel casus teşkilatı vasıtasıyla Kral Lajos'un her taraftan yardım istediğini ve beklediğini biliyordu. Bu sebepten bu savaşın ünlü kumandanları olan Bali Bey ile Hüsrev Bey'e Hırvatistan'dan gelecek ve son dakikada Macar ordusuna büyük hizmette bulunabilecek bir yardıma, kumandanları altındaki kuvvetler ve akıncılarla mani olmalarını emretmişti. Onlar da münasip yerlerde bekliyorlardı. 29 Ağustos'ta Türk ordusu Mohaç'a gelerek kendisini bekleyen 2. Lajos'un kumandasındaki Çek, İspanyol, Alman ve İtalyanlar dahil Macar ordusuyla karşılaştı. Muharebe 29 Ağustos 1526 günü başladı. Padişah zırhlı harp elbisesini giyip beyaz bir ata bindikten sonra geride yerini aldı. Ardından muharebe 29 Ağustos 1526 günü başladı. Üç saat kadar şiddetle devam eden savaşta iki taraf da birbirini yenmek için zorluyordu. Nihayetinde Macar ordusu mağlup oldu ve kral kaçarken bataklığa batarak hayatını kaybetti. Bu savaşta Kanuni Sultan Süleyman'ın da zırhında birkaç yerden ok isabetleri vardı. Ama Sultan Süleyman asla yerinden kımıldamamıştı. Mohaç muzafferiyetinin ertesi günü akıncı kuvvetleri içeriye düşman memleketlerine akına gönderilmişlerdi. Macar ordusu tamamen imha edilmiş ve Osmanlı ordusunun önünde bir mani kalmamıştı. Mohaç sahrasında 3 gün istirahat edildi. Eylül başında hareket edilerek 20 Eylül'de Budin önüne gelindi. Şehrin Hristiyan yerli ahalisi kaçmış olup Yahudiler kalmıştı. Bunların reisi Salomon oğlu Yasef, Budin kalesinin anahtarlarını Sultan Süleyman'a teslim etmiş ve bu surette şehir mukavemet etmeden Osmanlı hükümdarına teslim olmuştu. Böylece hiç kimsenin burnu kanamadan Macar krallığının taht şehri alınmış oldu. Macaristan'a sefer yapıldığı sırada Anadolu'da da bir isyan hareketi oldu. Sülün Koca adında birisiyle başlayan ve ertesi senelerde de devam eden bu karışıklıkların başlıca iki sebebe dayandığı anlaşılmaktadır. Bir kısmı iktisadi, diğer kısmı ise dini yani mezhebidir. Kalenderoğlu gibi dallara bölünen bu isyan ancak başladığı tarihten 2 yıl sonra elebaşlarının tüm ortadan kaldırılınca bastırılabildi. Belgrad'ın fethi ve Mohaç zaferi, Macarların elinde bulunan mühim hudut kalelerinin Osmanlılar tarafına geçmesine neden olmuştu. Bu arada Mohaç meydan muharebesiyle Macaristan'a karşı askeri harekat bitmiş fakat siyasi hareket başlamıştı. Macar tacına ve kralına iki namzet, iki rakip vardı. Bunlardan biri, padişahın Peşte'deyken Macar büyüklerine hitaben ve onların arzularına uygun olarak Macar krallığını vaat ettiği Erdel Voyvodası Janos Zapolyai'ydi. Diğeri de veraset ve anlaşmalar yoluyla Macar krallığında hak iddia eden Habsburg hanedanından Viyana Arşidükü Ferdinand'tı. Schalke'nin emriyle müzakereye çağrılan diyet meclisi, Ferdinand'ı Macaristan'ın meşru kralı ve Zapolyai'yi de koltuğu gasp eden bir kafir ilan etmişti. İç mücadelenin başlangıcında Zapolyai daha kuvvetli görünmekteydi. Fakat Kanuni'nin bu seçimini siyasi görüşleri veya menfaatleri açısından uygun görmeyenler de vardı. Bunlar çok geçmeden karşı bir hareket ile başka bir Macar şehrinde Ferdinand'ı Macar kralı seçtiler. İş böyle bir rekabet halini alınca her iki rakip mücadeleye ve mücadelelerinde de dış ülkelerden yardım aramaya başladı. Zapolyai bu maksatla Habsburg aleyhdarı Alman prensleriyle Fransa, Papalık ve İngiltere'ye başvurdu ise de müspet bir netice elde edemedi. Ölen son Macar kralı 2. Lajos'un damadı ve İspanya kralı Alman imparatoru Schalke'nin kardeşi olan Ferdinand ise zamanında harekete geçmişti. Ağabeyinin de desteğiyle büyük bir ordunun başından Macaristan'a geldi ve Mohaç meydan muharebesi sonrasında kaybedilen Budin'i tekrar ele geçirdi. Tokay'da Ferdinand'a karşı giriştiği mücadeleyi kaybeden Zapolyai Erdel'e çekildi. Ardından da kayınpederi Lehistan kralı Sigismund'un yanına sığındı. Zapolyai krallığa geçmesinden sonra Osmanlılara karşı düşmanca bir tutum takınmıştı. Nitekim 1527 baharında Regensburg'da toplanan İmparatorluk Meclisi'nden Osmanlılara karşı yardım istemiş ve hatta Tuna ile Sava nehirleri boyundaki kaleleri geri almayı dahi teklif etmişti. Fakat memleketini ve krallığını kaybedince haleti ruhiyesinde büyük değişiklik meydana geldi. Schalke'ne karşı hiçbir yerden yardım alamıyordu. Buna rağmen o yabancı bir memlekette bulunmakla beraber meşru kral olduğu hakkında telakkisini de muhafaza ediyordu. Erdel'de bulunduğu sırada Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemeye karar vermişti. Evvelce Venedik Doju'ndan da bu yolla bir tavsiye almıştı.
Şimdi ise kayınpederi Lehistan kralı Sigismund da aynı yolu öneriyordu. Bu gelişmeler üzerine padişah nezdinde yardım istemek ve kendisine vaat olunan krallık tacını ele geçirebilmek için bir diplomatını İstanbul'a gönderdi. Diplomat ve elçilerin İstanbul'a gelip sadrazam ve padişahla görüşmelerinin ardından en nihayetinde elçiler ile yapılan müzakerelerden ve daha önce Zapolyayin'in elçisine yapılan vaatten sonra Avusturya'ya karşı bir sefer açılması kaçınılmaz hale almıştı. Sefer kararı verilince padişah ilk iş olarak Vezir-i Azam İbrahim Paşa'yı o vakte kadar alışılmamış geniş yetkilerle serdarlığa getirdi. Macaristan'a fethettiği bir ülke nazarıyla bakıp Habsburglara bağlanmasını devletin emniyeti için tehlikeli bulan Kanuni Sultan Süleyman, 10 Mayıs 1529'da mahiyetinde 250 bin asker ve 300 top olduğu halde İstanbul'dan hareket etti. Çatalca'ya geçtikten sonra ordunun ana hedefinin Habsburgları bitirmek olduğu ilan edildi. Aynı Macaristan seferi gibi hedef yine sorun çıkaran düşmanı tümüyle ortadan kaldırmaktı. 19 Ağustos'ta Moğaça varıldığında Zapolyayı yanında 6000 atlıdan müteşekkil kuvvetiyle padişahı karşıladı. 3 Eylül 1529'da Budin önüne gelen Osmanlı kuvvetleri henüz Ferdinand'a bağlı Avusturyalı kuvvetler tarafından müdafaa edilen Budin'in muhasarası için hazırlıklara başladı. Osmanlılar hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte 7 Eylül'de harekete geçti. Fakat daha savaşa girişilmeden müdafiler teslim bayraklarını çektiler. Kaledekiler hayatlarına dokunulmamak şartıyla kaleyi padişaha teslim ettiler. Padişah 6 gün Budin'de kaldı. Bu sırada Zapolyayı'ya Macar krallık tacı giydirildi. Bundan sonra toplanan Divan-ı Hümayun'da Ferdinand ile karşılaşmak üzere Viyana üzerine gidilme kararı alındı. İlbasan Sancak Bey Hüsrev Bey'i 50 neferle Budin'de muhafız bırakan Kanuni, önden gelen İbrahim Paşa'yı takiben Viyana'ya doğru ilerledi. Yolda alınan esirlerden Viyana'yı 20 bin piyade ile 2 bin süvarinin müdafaa edeceği, Ferdinand'ın da yukarı Avusturya'ya çekildiği haberi geldi. Eylül'de Viyana önüne vasıl olan Sultan Süleyman'ın Otağı-ı Hümayun'u Simmering köyünde kuruldu ve muhasara kuvvetleri gereken yerlere yerleştirildi. Osmanlılar 27 Eylül-14 Ekim arasında 3 hafta boyunca kaleye birçok yürüyüş yaptılarsa da muvaffak olamadılar. Bundan sonra nasıl bir yol izlemesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere yapılan bir harp meclisi toplandı. Çıkan karar muhasaraya devam etmek için artık mevsimin müsait olmadığı şeklindeydi. Erzağın azlığı, yağmurlar ile soğukların şimdiden başlaması sebebiyle harekatın daha fazla uzatılmasında güçlükler de dile getirilmişti. Büyük muhasara toplarının bulunmaması da kuşatmanın uzamasındaki en önemli faktörlerden biriydi. Neticede şimdiye kadar yapılan akınlar esnasında düşmana verdirilen büyük hasarın Ferdinand'a kafi bir ceza olacağı değerlendirildi. Büyük toplar olmadan kalenin düşmesi zaman alacağından, 2 gün sonra yapılması planlanan son umumi hücumdan da vazgeçildi. Esas gayesinin Ferdinand'ı cezalandırmak olduğu anlaşılan Kanuni, 16 Ekim'de Viyana önünden ayrıldı. Belgrad yoluyla 16 Aralık 1529'da İstanbul'a geldi. 4. Sefer-i Hümayun da böylece noktalanmıştı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana seferinden dönüşünden sonra Macar Kralı Zapolyayı memlekette tam olarak hüküm ve nüfuzunu tesis etmeye muvaffak olamamıştı. Macar beyleri ekseriyetle Ferdinand'a taraftar idiler. Hatta kendisinden hoşnut olmayan Zigetvar Bey'i isyan etmiş ve diğer Macar beylerini de tahrik etmişti. Zapolyayı da Asi Bey'i bastırmak üzere 10.000 Macar askeriyle kalede bulunan 3.000 Yeniçeri'yi görevlendirdi. 1530 Ekim'inde ise Ferdinand tarafından İstanbul'a ikinci bir sefaret heyeti gönderildi. Bu heyet de Ferdinand'ın Macaristan'da hakkı olduğunu, şayet krallık kendisine verilirse her sene Osmanlı hazinesine bir vergi vereceğini söyledi. Vezir-i Azam İbrahim Paşa, Macaristan'ın iki defa kılıç ile alınarak Zapolyayin'in oraya kral yapıldığını ve bundan dolayı burayı padişahın kime isterse verebileceğini, böyle istenmekte devam edilirse Türk ordularının bir kez daha Alman hududuna kadar gelebileceğini elçilere kesin bir dille ifade etti. Sefirleriyle İstanbul'da bu müzakereler devam ederken Ferdinand da bir emri vaki yapmak üzere generallerinden Roggendorf'u gönderip Budin'in muhasar altına aldırdı. Zapolyayı, Zigetvar üzerine gönderdiği birlikleri geri çağırdığı gibi Semendire Sancak Bey'inden de yardım istedi. Kale kralından başka Osmanlı kumandanı Kasım Paşa ile çok az miktarda Yeniçeri ve eyalet kuvvetleri vardı. Ancak Zigetvar'a giden birliklerin sürat dönerek kaleye girmeye muvaffak olmaları Budin'i düşman eline geçmekten kurtardı. Muhasara 1,5 ay kadar sürdü. Roggendorf, Semendire Sancak Bey Yahya Paşazade Mehmet Bey ile Bosna Sancak Bey Gazi Hüsrev Bey komutasındaki Akıncı ve Deli kuvvetlerinin üzerine doğru gelmekte olduğunu duyunca çekildi. Ferdinand'ın arazilerine karşı geçtiği teşebbüsü cezasız bırakmak istemeyen Osmanlı Akıncı ve Deli kıtaları ona ait toprakları vurmaya, esir ve ganimet almaya başladılar. Bu esnada padişah Bursa'da avla meşguldü. İstanbul'a dönünce Avusturya ve Almanya üzerine sefer açmak için kışı hazırlıkla geçirdi. 25 Nisan 1532'de Alman seferi niyetiyle 100 binden fazla bir kuvvetin başında olarak İstanbul'dan hareket etti. Nişe yaklaştığı zaman Bosna taraflarından geçerek gelmiş olan Ferdinand ile Alman İmparatoru Charles'in elçileri kabul olundu. Bunlar yine vergi vermek suretiyle Ferdinand'ın krallığını teklif ettilerse de muvaffak olamadılar. Yine buralardayken Fransa kralının elçisi geldi.
Bu sırada Belgrad'a gelinmiş ve bunun batısındaki Slovenya'ya tabi Sirmiye adasına geçilmişti. Macaristan'a giren ordu Budün üzerine gitmeyerek kuzeybatıya doğru hareket etti. Bu istikametteki kaleler mukavemet etmeden teslim oluyorlardı. Padişah, Alman imparatorunu haraç vermeye davet etmiş olduğundan bu seferki seferi onun tarafına çevirmişse de Schalken görünmüyor, her tarafa saldıran ve Almanya işlerine kadar giden akıncılar imparatora dair bir haber alamıyorlardı. Schalken bu sırada Viyana'nın yakınındaki Linz'de bulunuyordu. Türkler ikinci defa Viyana üzerine gelecek olurlarsa nasıl mukavemet edeceklerine dair topladığı bir mecliste müzakere ediyordu. Meclis, Türklerin Viyana'ya gelmelerine kadar vaziyetin tetkikine karar verdi. Daha doğrusu hiçbir şeye karar veremedi. Schalken'in elinde muhtelif millet askerlerinden bir ordu olduğu halde meydana çıkmaya cesaret edemiyordu. Mağlubiyeti halinde Fransa'ya karşı pek fena bir duruma düşebilirdi. Sultan Süleyman'ın maksadı bir meydan muharebesi yapmak olduğundan kale toplarını getirmemişti. Osmanlı ordusu büyük küçük 15 kale aldıktan sonra Viyana yolunu açan Gönz Kalesi'ni 3 hafta muhasaradan sonra zapt etti. Gradcaş mevkiine kadar gidildi. Eski merkezlerden olan burası da alınıp imparatorun meydanda olmadığı son olarak burada haber alındı ve mevsimin geçmesinin de etkisiyle geri dönüldü. Ve Sultan Süleyman meydana çıkmamalarından dolayı Schalken ile kardeşi Ferdinand'a ağır nameler yolladı. Dönüş yolundayken Zagreb beyleri kalelerinin anahtarlarını gönderip itaat ettikleri için cizye ve haraca bağlandılar. Pozaga, Nemce ve Podgrad gibi kaleler alındı. Bu sefer 7 ay sürmüş ve padişah 1532 senesi Kasım ayı sonlarına doğru İstanbul'a geri gelmiştir. Ferdinand'ın Macar kralını almak için yaptığı teşebbüsler hep boşa gitmiş, Osmanlı hükümetinin Juan Zapolya'yı tutması onun maksadında muvaffak etmemişti. Osmanlı devleti karşısında biraderi 5. Charles'ın yardımı sayesinde tutunabilen Ferdinand, nihayet Batı Avrupa'da görülecek işleri olan Alman imparatorunun tavsiyesiyle Osmanlılarla anlaşmaya mecbur olarak devlete müracaat etti. Ferdinand'ın müracaatı Osmanlıların da işine geldi. Macaristan'a yapılan seferler pek ağır masraflarla yapılıyor ve bu tarafla uğraşılması memleketin doğu hudutlarının ihmalini ve bazı hadiselerin gerçekleşmesine neden oluyordu. Nitekim Şah İsmail'in vefatından sonra yerine geçen oğlu Şah Tahmasp, Doğu Anadolu'da faaliyete geçmiş ve iki taraf arasında bazı hadiseler olmuştu. Bundan dolayı Osmanlı hükümeti de sulhe taraftar ise de bunu göstermek istemiyordu. İki taraf da bir müddet ilk kim barış teklif edecek diye çekiştikten sonra anlaştılar. Anlaşma gereğince Ferdinand, Macar kralı Jan Zapolya'nın arazisine tecavüz etmeyecekti. İki taraf arasındaki şu anki hudut sınır olacaktı. Macar kralı ile Ferdinand arasındaki mukaveleleri Osmanlı hükümdarının görüp tasdik etmesi şarttı. Ferdinand elinde bulunan Macaristan toprakları için Osmanlı hazinesine her sene 30 bin altın verecekti. Bu anlaşma ile beraber biri doğrudan doğruya Osmanlı Devleti'nin himayesi altında Jan Zapolya'ya ve diğeri elindeki yerler için vergi vermek üzere Ferdinand'a ait iki Macaristan meydana çıkıyordu. Bu anlaşma kaynaklara resmi olarak Ferdinand'ın yönettiği bir Macaristan olmadığı ve Schalken'in de bir taraftan etkisiyle Osmanlı-Avusturya barışı olarak geçmiştir. Avusturya ile anlaşma yapıldıktan sonra Kanuni gözlerini Şark tarafına çevirdi. Şah İsmail'in oğlu Tahmasp, Safevi tahtına çıktığı sırada kendisini tebrike lüzum görmemiş, sadece bir tehditname göndermişti. Şimdi ise ortaya çıkan bazı hadiseler Kanuni'nin doğuya sefer kararı vermesine neden oldu. Bunlardan birincisi, Kürt Ümerası'ndan olup 13. yüzyıldan beri bu bölgede hükümran olan Şeref Hanlar sülalesinden Bitlis Hanlı Şeref Bey'in Yavuz Sultan Selim zamanında tanıdığı Osmanlı hakimiyetinden ayrılarak Şah'a ilticasıydı. İkinci sebep, Azerbaycan hakimi Ulama Han'ın Şah Tahmasp'tan yüz çevirip Kanuni Sultan Süleyman'a tabiyetini arz etmesi hadisesidir. Öte yandan Bağdat valisi Zülfikar Han da şehrin anahtarlarını Kanuni'ye göndermişti. Bağdat, İslam milletleri ve hükümdarları için büyük ehemmiyet taşıyan bir yerdi. Dolayısıyla Kanuni'nin Bağdat gibi bir şehrin kendisine teslim edileceği manasına gelen böyle bir harekete lakayt kalması beklenemezdi. Ancak Kanuni'nin Alman seferinde bulunmasından istifadeyle Bağdat önüne gelen Şah Tahmasp şehri kuşatmış ve içeride bulunan adamları vasıtasıyla de Zülfikar Han'ı öldürtmüş ve şehre yeniden hakim olmuştu. İbrahim Paşa yine Seraskeri unvanıyla 1533 Eylül'ünde İstanbul'dan Bitlis'e doğru hareket etti. Tecrübesinden istifade edilmek üzere defterdar İskender Çelebi, padişahın emriyle vezir azama müşavir ve ketüda tayin olundu. Konya'ya gelindiğinde Şeref Han'ın öldürüldüğü haberi ordugaha ulaştı ve sevince neden oldu. Halep'e giren paşa, askerlerini kışlalara dağıtarak kışı bölgede geçirdi.
İbrahim Paşa bir taraftan da kış boyunca Safavilere tabi olan çeşitli kale beylerine haberciler göndererek kendi tarafına çekebilmek için çalışmalarda bulunmuştu. Nitekim ordu 1534 yılı baharında harekete geçtiğinde Adil Cevaz, Erciş, Van ve Ahlat kaleleri kendi arzularıyla Osmanlı hakimiyetine girdi. Paşa, Şark hudutlarında bazı kaleleri fethettiği sırada defterdar İskender Çelebi ile araları açıldı. İki etkili şahsın arasının açılması orduda dedikoduları da beraberinde getirdi. Özellikle İbrahim Paşa'nın hünkar gibi hareketleri çeşitli söylentilerin çıkmasına yol açıyordu. Herkes şaha şah gerekir diye söylenir olmuştu. Bununla askerin padişahın ordusunun başında bulunmamasından şikayet ettiğini anlayan İbrahim Paşa vaziyeti İstanbul'a bildirmiş ve Kanuni de İstanbul'dan 10 Haziran 1534 tarihinde hareket etmişti. Padişah hareketinden önce Gritti'yi 3000 kişilik bir kuvvetle Macaristan'a göndermiş, İstanbul ve Rumeli itimat ettiklerine Anadolu muhafazasını da Saruhan Sancak Bey Şehzade Mustafa'ya tevdi etmişti. Öte yandan İbrahim Paşa da Diyarbakır'dan hareketinden sonra büyük küçük bir hayli kaleyi Aman yoluyla teslim alarak ilerlemiş ve 13 Temmuz 1534'te muharebesiz olarak Tebris'e girmişti. Şah Tahmasp ortalıkta görünmüyordu. İbrahim Paşa, Azerbaycan eyaletini Ulama Han'a ve Tebriz bölgesinde Akkoyunlu Hanedanından Murat Bey'in idaresine verdi. Bu arada Geylan Han'ı Emir Dubaç Muzaffer Han ile Şirvanşah ailesinden Sultan 2. Halil bin İbrahim gelerek itaatlerini arz ettiler. Kanuni Sultan Süleyman 27 Eylül'de Tebriz halkının tezahüratı arasında şehre girdi. 29 Eylül'de divan toplantısı yapıldı. Başarılarından dolayı devlet büyüklerine ihsanlarda bulunan padişah Zengan yolu ile Sultaniye'ye hareket etti. Kızılbaş beylerinin Otayi Hümayun'u basacakları yolunda alınan bir haber üzerine tedbirli bir şekilde hareket ediliyordu. Sultaniye şehrine vasıl olan padişah, Şah Tahmasp'ın ricat haberini aldı. Dulkadirli hanedanından Mehmet Bey de Safavilerden kaçarak padişaha iltica etti. Hemedan'a giden dağ yolu büyük müşkilat arz ediyordu. Bu sırada kar yağmış, güçlükler de artmıştı. Padişah, Sadabat ve Dinever konaklarını büyük bir güçlük içerisinde geçmiş, kayıplar artmıştı. İbrahim Paşa bu fırsatı kaçırmadı. Yanlış bir yol seçtirdiğini ileri sürdüğü defterdar İskender Çelebi aleyhinde Sultan Süleyman'a telkinlerde bulundu ve onu azlettirmeye muvaffak oldu. Sonunda Osmanlı ordusu Kasr-ı Şirin yoluyla Tebriz'den ayrılışının 27. gününde Bağdat önlerine geldi. Bağdat muhafızı Tekeli Han Osmanlı birlikleri gelmeden şehri terk etmiş olduğundan Bağdat kalesi hiçbir mukavemetle karşılaşmadan teslim alındı. Şehre önden hareket etmekte olan İbrahim Paşa girdi ve 1534 yılının aralığında kale bedenlerine derhal Osmanlı sancakları çekildi. Ardından da muzaffer bir şekilde Kanuni Sultan Süleyman, Burcu Evliya namı ile anılan beldeye dahil oldu. Bağdat'ta Safevilerin hakim olmasıyla birlikte Hanefi mezhebinin kurucusu ve Ehl-i Sünnet vel Cemaat Müslümanlarının göz bebeği olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin türbesi yerle bir edilmiş ve nişanı belirsiz kılınmıştı. Kanuni ilk olarak İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin kabrini ziyaret etti. Üzerine güzel bir türbe ile yanına cami yaptırılması emrini verdi. Fakir fukaraya hesapsız sadakalar dağıttı. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu davranışları Sünniler kadar Şiileri de memnun bırakmıştı. Kışı Bağdat'ta geçiren Sultan Süleyman bölge için idari ve mali pek çok ıslahatta bulundu. Öncelikle askerin halkı incitmemesi için tedbirler aldı. İskender Çelebi kaynaklarda hain lakabıyla bilinen Ahmet Paşa'nın yetiştirdiği biridir. Defterhaneye çırak olarak girmiş ve baş defterdarlığa kadar yükselmiştir. Kanuni devrinde Pargalı İbrahim Paşa'ya seraskerlik görevi verildiğinde, İskender Çelebi'ye de asker ketudalı görev verildi ve devletin askerine ait bütün işler ona emanet edildi. Büyük bir zenginliğe ve güce sahip olan İskender Çelebi'nin zamanla emrine 7 ile 10 bin arasında da kuvvet verildi. Sadrazam İbrahim Paşa ile arasında yakın bir dostluk vardı. Irak-Hain seferi sırasında aralarındaki ilişki bozuldu. Ordunun sevki sırasında bir takım yanlışlıklar ve zorluklar İbrahim Paşa tarafından tümüyle İskender Paşa'ya mal edildi. İskender Paşa 24 Ekim 1534'te Pargalı'nın padişahtan istemesi üzerine azlettirildi. Bağdat'ın alınmasının ardından İbrahim Paşa onun ileride tehlike arz etmemesi için öldürülmesini istedi. Padişahtan bunu isteyince Bağdat'ta at pazarında astırılmak suretiyle idam ettirildi. Padişah Bağdat'tayken Şah Tahmasp Tebriz'e gelip Ulema Han'ı kaçırmış, o da Van Kalesi'ne iltica eylemişti.
Şah da kendisini takip ederek Van Kalesi üzerine yürümüştü. Bağdat Beylerbeyliğini teşkil ederek başına Ramazanoğlu Uzun Süleyman Paşa'yı getiren ve şehre gerekli muhafaza kuvvetlerini bırakan Kanuni, kışlakta olan birlikleri ulaklarıyla haber gönderdikten sonra 2 Nisan 1534'te ordu ile birlikte Tebriz'e doğru hareket etti. Bu defa kuzeye doğru Süleymaniye, Kerkük istikametinde arızasız bir yol seçildi. Bu sırada Ulema Han'dan ulaklar gelerek Şah Tahmasp'ın Van Kalesi üzerinden çekildiği ve Şah'ın kardeşi Sam Mirza'nın da padişahın katına gelmek üzere olduğu haberini getirdiler. Ordu, Meraga'ya gelmeden önce Sarıcakamış menzilinde Şah'ın bir elçisi gelmiş ve padişahın huzuruna kabulünü rica etmiş ise de kabul edilmemişti. Padişah, ordu ile birlikte Meraga'dan sonra Sadabat'a ve sonra da Temmuz 1535'te Tebriz'e vardı. Şah Tahmasp bir kez daha Tebriz'i savunmaktan aciz kalmıştı. Böylece Tebriz, üçüncü kez Osmanlılar tarafından ele geçirildi. Bu sırada Şah'ın ikinci bir elçisi geldi. Ardından da Tahmasp'ın kardeşi Herat valisi Sam Mirza gelerek padişaha iltica etti. Padişah, Tebriz'de idareyi yerleştirdikten sonra İran'ın içine doğru bir müddet ilerledi. Zengan, Sultaniye yolu ile Dergüzin'e kadar gitti. Padişahın bu hareketi üzerine kendisini Kazvin'de de emniyette göremeyen Şah Tahmasp, İsfahan'a doğru çekildi. Ordu ilerledikçe Meşhed'e, Herat'a ve Kandehar'a çekileceklerdi. 18 gün Şah'ı arayan padişah, Şah'ın elçilerinin gelerek bir kez daha barış icraatında bulunmaları ve Safevi birliklerinin asla karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceğinin anlaşılması üzerine 20 Ağustos'ta tekrar Tebriz'e döndü. Tebriz'de 6 gün kalan padişah, 27 Ağustos'ta hareket ederek 2 Ekim'de Hay'a geldi. Yine hareketle atalarının Anadolu'ya girmeden önceki yurtlarından Ahlat'a geldi. Burada Ulema Paşa'yı Van Kalesi üzerine gönderen padişah Tatvan Bitlis yolu ile Diyarbakır'a sonra da Halep'e vasıl oldu. Kanuni Sultan Süleyman nihayet payitahttan ayrılışının üzerinden bir yıl sonra 8 Ocak 1536'da Bağdat Fatihi sıfatıyla İstanbul'a döndü. Bu sefer de hem Irak Arap ve hem de Irak Acem fethedildiği için iki Irak seferi manasında Kanuni'nin bu seferine Irakeyn seferi denmiştir. Bu seferle birlikte Safeviler Arap aleminden tamamen atılıyor ve Irak Arap 4 asır için Osmanlı Devleti sınırları içerisine dahil edilmiş oluyordu. Kanuni Sultan Süleyman henüz Irakeyn seferindeyken Fransız elçileri orduya gelmiş ve bir muahede için görüşmeler başlamıştı. Nihayet İstanbul'a dönülmesiyle birlikte bu görüşmelere hız verilmiş ve iki devlet arasında ilk ahitname imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu muahedenin Fransızlara sağladığı hak ve menfaatler, bundan sonra sadece iki taraflı muahedeler şeklindeki anlaşmalar ile yenilenmek ve arttırılmakla kalmamış, berat ve fermanlarla da teyit edilmiştir. 1536 yılının Şubat'ında yapılan anlaşmanın başlıca maddelerini şöyle sıralamak mümkündür. Her iki devlete ait denizlerde karşılıklı olarak deniz seferleri serbestçe yapılabilecektir. Hukuki bütün işlerde Fransız konsoloslarının kaza hakları kabul edilecektir. Her iki taraf halkı karşılıklı olarak Fransa'da ve Osmanlı'da yasak olmayan her türlü malları almak, satmak, yüklemek, sevk etmek, karadan ve denizden nakletmek serbestliğine malik olacaklar ve sadece mutat vergi resimlerini ödeyeceklerdir. Bir Türk, Fransa'da Fransız tebaası, bir Fransız da Türkiye'de bir Türk tebaası gibi vergi ödeyecektir. Osmanlı Devleti'nde imtiyaz adı verilen kapitülasyonların başlangıcı olarak görülen bu tip anlaşmalar, son yüzyılın ders kitaplarına devletin sonunu hazırlayan en mühim gelişim olarak gösterilmiştir. Halbuki bu tarihe gelinceye kadar Osmanlı Devleti'nde bu gibi pek çok uygulamalar olmuştu. İlk olarak Sultan 1. Murat Han zamanında 1365 yılında Dalmatça kıyılarında fakir bir ülke olan Ragusa Cumhuriyeti'ne 500 duka haraç karşılığında ticaret imtiyazı verildi. 1397'de Osmanlı ülkesine gelen Doğu Roma elçi ve konsoloslarına bazı imtiyazlar verildi. Bu imtiyazlar karşılığında Bizans İmparatorluğu'ndan İstanbul'da bir Türk mahallesi kurma ve bu mahallede oturan Türklerin davalarına bakmak üzere kadı ile din işlerine bakacak müftü tayin etme hakkı alındı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethinde Bizans'ın Venedik ve Ceneviz'e tanıdığı imtiyazları küçük ve bazı değişikliklerle kabul etti. 1479'da yine Fatih tarafından Venedik'e, Kefe ve Trabzon'da ticaret yapma hakkı tanındı. Bu ahitname Vezirazam İbrahim Paşa zamanında yapılan anlaşmaların sonuncusu olmuştur. 14 seneden beri Vezir-i Azam olarak iktidarda bulunan İbrahim Paşa, padişahın kendisine göstermiş olduğu itimat ve teveccühü kötüye kullanmaya başlamış görünmektedir. Bu sebeple sarayda bulunduğu bir gece padişahın emriyle boğdurulmuştur. Venedik Cumhuriyeti, 1502 anlaşmasından sonra aleyhteki bazı davranışlarına göz yumulmak suretiyle 1537 senesine kadar 35 sene Osmanlılarla dostane vaziyetini devam ettirmişti. Bunda Vezir-i Azam İbrahim Paşa'nın kendilerine karşı temayülü de büyük rol oynamıştı.
1521 yılında Osmanlı Devleti ile imzaladıkları bir ahitname ile de ülkeleri için pek mühim imtiyazlar elde etmişlerdi. Buna rağmen Venedik Cumhuriyeti eski siyaseti icabı, sinsi ve ikiyüzlü hareketinden de geri kalmıyordu. Özellikle deniz muharebelerinde belli etmeden Alman İmparatoru ve İspanya Kralı Şalken ile birlikte hareket etmekteydi. Nitekim Koron'un muhasarası sırasında Girit kumandanı vasıtasıyla bir Türk filosunu perişan etmiş ve buğday yüklü iki gemiyi zorla almıştı. Bu tip davranışlarına mukabil sıkıştığı zaman derhal özürler dileyen Venedik Cumhuriyeti, İbrahim Paşa sayesinde sıkışık durumundan kurtulmuştu. Ancak Giritli'nin Macaristan'da, İbrahim Paşa'nın da İstanbul'da öldürülmelerinden sonra uzun zamandır dostane bir şekilde devam etmekte olan Osmanlı-Venedik ilişkileri gittikçe bozulmaya yüz tuttu. Aslında yeni Vezir-i Azam Ayas Paşa'nın da sulhü bozmayacak şekilde hareket etmek istediği görülmekteydiyse de bu kez Divan-ı Hümayun'da Venediklilerin bütün ikiyüzlü faaliyetlerine dikkat çeken bir kaptanı derya olan Barbaros Hayrettin Paşa vardı. Artık Venedik'in tarafını belirlemesi ve net bir duruş sergilemesi gerekiyordu. İşte onun bu durumunu görmek isteyen Sultan Süleyman, İstanbul'da Fransız ve Ragusa elçileriyle müzakereler cereyan ettiği sırada Yunus Bey'i Venedik'e gönderdi. Kanuni gönderdiği namede Venedik'i ahitname hükümlerine riayet etmeye davet ederken elçi de Şarklen'e karşı Fransızlara ittifaya çalışacaktı. Kanuni ile dostluk münasebetlerini devam ettirmek kadar 1. Françoise ve Şarklen arasındaki husumette de tarafsızlığını korumak isteyen Venedik devleti sadece Yunus Bey'e iyi kabul göstermekle yetindi. Sulh taraftarı olduklarını ve iyi ilişkilerin devamından yana bulunduklarını belirtmişler ancak Habsburglar aleyhine tasarlanan ittifaka girmek teklifine soğuk durmuşlardı. Bu arada Türk gemilerine karşı aleyhte faaliyetlere alışmış bulunan Venedikliler Yunus Bey'i de geri dönüşte açıkça rahatsız etmişlerdi. Venedik muhtemelen Türklerin karada daha kuvvetli olduklarından hareketle onların Adriyatik'te deniz savaşına girmektense yine Orta Avrupa'ya doğru ordu sevk edeceğini düşünüyordu. Muzaffer Osmanlı Padişahı 17 Mayıs 1537'de yanında iki şehzadesi Mehmet ve Selim beraberinde olduğu halde 7. defa olmak üzere düşman üzerine yürümek kastıyla İstanbul'dan hareket etti. Vezir Lütfi Paşa ise donanma serdarı olarak Barbaros Hayrettin Paşa ile birlikte bir hafta önce büyük bir donanma ile Akdeniz'e doğru İstanbul'dan açılmıştı. O zamana kadar bu derece büyük bir donanma görülmemişti. 135 tanesi kadırga ve kalanı diğer gemilerden olmak üzere 280 parçalık muhteşem Osmanlı donanması İtalya'nın doğu sahillerini vurmaya memur kılınmıştı. Padişahın hedefinde ise Avlonya vardı. Avlonya, Osmanlı batı sınırlarının dayanağı ve Arnavut kalelerinin meskun bulunduğu bir yerdi. Arnavutlar cesur oldukları için bazen bu cesaretlerine güvenerek Osmanlılara dirsek çevirirler ve ziyan vermek maksadıyla hiçbir fenalıktan kalmazlardı. 14 Haziran 1537'de Samokov sahrasına varan padişah ve ordu buradan Üsküp'e geçti ve 29 Haziran'da Elbasan Kalesi civarına gelindi. Bu arada Irak'ın seferi esnasında itaatini arz etmiş olan Gazi Han'a Luristan Beylerbeyliği tevcih edildiği gibi Zapolyai'nin de elçisi de huzura kabul edildi. Temmuz ayı başlarında Avlonya'ya ulaşan padişah, İskenderiye'den gelmekte olan 10 kadar kıymetli eşya yüklü Osmanlı gemisinin Andrea Doria tarafından ele geçirildiği haberini aldı. Padişah derhal Mısır'dan gelen diğer zahire gemilerini getirmeye ve korumaya Barbaros'u 60 gemiyle gönderirken Vezir Lütfi Paşa'yı da Polya sahillerine karşı harekete memur etti. Andrea Doria 22 Temmuz'da ise donanmaya katılmak üzere yol almakta olan Gelibolu Tersane Ketüdağ'sı Ali Ketüdağ komutasındaki 12 Osmanlı kadırgasına baskın yaptı. Ali Ketüdağ, kat be kat güçlü İspanya donanmasına karşı müthiş bir mücadele verdi. 2 saate yakın düşmanla çarpışan Osmanlı elementleri, başta Ali Ketüdağ olmak üzere son ferdine kadar şehit düştüler. İspanyollar da büyük kayıplar vermiş ve Andrea Doria dizinden yaralanmıştı. İşte bu sırada Barbaros'un 60 gemiyle üzerine doğru yaklaştığını haber alan Andrea Doria, elinde bulunan 120 parçalık donanmasına bakmadan Messina'ya doğru büyük bir süratle kaçtı. Lütfi Paşa ise donanma gemileriyle Pulya yakasına varmış bulunuyordu. Şimdi gaziler evvelce Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Yedik Ahmet Paşa'nın gerçekleştirdiği fetihleri yenilemek azmindeydiler. 10.000 piyade ve 8.000 süvari gücü müthiş muhasara toplarıyla Otranto yanında Castro sahiline çıkarma yaptılar. Topların surlara dehşet verici tahribatı müdafilerde öyle bir yılgınlık meydana getirdi ki kale kapıları bir anda Osmanlılara açıldı. Onu Otranto Kalesi ile çevredeki diğer kale ve şehirler takip etti. Bölgede müthiş bir korku rüzgarı estiren Osmanlı akıncıları da bir ay kadar Napoli işlerine kadar vurmuşlar, bir hayli ganimet ve 10.000 esir getirmişlerdi. Padişah henüz Venedik'e harp ilan etmemişti. Bir takım deniz hadiseleri ve bir Türk gemisinin Venedik donanmasının karakol gemisi tarafından zaptı üzerine bazı taleplerini iletmek üzere Yunus Bey'i 5. kez olmak üzere Venedik'e gönderdi. Venedik senatosu her ne kadar iyi ilişkilerine devam ettiğine dair Yunus Bey'e bilgi vermiş ise de dönüşte Yunus Bey'in uğradığı saldırı asıl niyetlerini ortaya koymaya yetmiş bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın artık sabrı taşmıştı.
Bu arada Barbaros Hayrettin Paşa da Venedik gemilerinin Andrea Doria ile ittifak halinde olduğunun delillerini padişaha arz etmiş bulunuyordu. Bu son olaylardan sonra Venedik ile ilişkiler tümüyle bozuldu ve padişah Ayas Paşa'dan bölgenin Venedik adına en mühim kalesi olan Korfu Kalesi'nin kuşatılmasını istedi. Kanuni Ayas Paşa'nın yanına Barbaros'un desteğini de vermiş, bu kalenin mutlaka alınması gerektiğini söylemişti. Ama muhasara istenilen gibi gitmemiş, top gülleleriyle açılan gediklerden içeriye girmeye çalışan Osmanlı askeri kısa sürede imha olmuştu. Kalenin önünü tamamen çevreleyen hendekte dolduralamadığı için iç içinden çıkılmaz bir hal almıştı. Ayas Paşa tüm bu olumsuzluklar üzerine kuşatmayı kaldırmak kararı almak istedi. Fakat Barbaros Hayrettin Paşa bu fikre şiddetle karşı çıktı. Tam 19 gün bu kuşatma devam etti. Fakat kale alınamadı. Sefer sırasında Barbaros gelen emir üzerine Şira, Patmos, Naxos adalarını fethetmiştir. Kış mevsiminin yaklaşması sebebiyle Sultan Süleyman'ın emriyle kuşatma kaldırıldı ve 22 Kasım 1537'de İstanbul'a dönüldü. Böylece bu sefer amacına ulaşamamış oldu ve sonuçsuz Avlonya Seferi namıyla kayda geçti. ...1538 yılı Osmanlılar için 3 farklı cephede savaştıkları bir sene olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman ordularıyla Boğdan üzerine yürürken Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de Büyük Haçlı Armadası'yla Hadım Süleyman Paşa Hint Okyanusu'nda Portekizlilerle büyük bir mücadele içerisine girişecekti. Boğdan Vayvodalığı ilk defa Fatih devrinde vergiye bağlanmış, 2. Beyazıt zamanında da bu vergi yıllık olarak yeniden düzenlenmişti. Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana seferi esnasında Boğdan Bey'i Petro Reres, orduya elçisini yollayarak sadakatini göstermiş ve bu seferin dönüşünde de vergisini bizzat takdim etmişti. Kanuni de buna mukabil kendisine türlü mükafatlar vermişti. Ancak Petro Reres, çok geçmeden Ferdinand'ın tesiriyle Osmanlı Devleti'ne olan bağlılıklarını keserken vergisini de göndermemeye başladı. Osmanlı Devleti'ne dost olan Polonya Kralı Sigismund ile savaştı. Kanuni'nin himayesi altındaki Venedik asilzadesi Gritti ile düşmanlık halinde bulunmuş, hatta Gritti'nin katlinde de etkili olmuştu. Nihayet etrafında devamlı olarak adam ve silah topladığı ve Avrupa devletlerinden yardım istediği casuslar aracıyla padişaha ulaştı. Bu gelişmeler üzerine Kanuni Sultan Süleyman, deniz ve kara askerlerinin hazırlanmasını, gemilerin sevkiyatında kullanılmak üzere güçlü ve kuvvetli askerlerden lüzumu kadar gönüllü asker toplanmasını emretti. Hazırlıklarını tamamlayan padişah, hareketinden önce İstanbul muhafazasına Aydınili Sancak Bey'i Ferhat Bey'i, Ege bölgesinin muhafazasına Saruhan Sancak Bey'i Şehzade Mustafa'yı bıraktı. Kanuni nihayetinde büyük dualarla 9 Temmuz 1538'de İstanbul'dan hareket etti. Ordu Edirne'deyken henüz padişah seferin ne tarafı olduğunu belirtmemişti. Ancak Edirne'den hareketine müteakip Karaboğdan üzerine gidileceği ilan edildi. Padişahın üzerine geldiğini haber alan Voyvoda Petro derhal bir elçilik heyetini ordugaha gönderdi. Elçi ordugaha geldiğinde padişah Sultançehir menziline gelmiş bulunuyordu. Padişah tarafından kabul edilen elçi Voyvoda'nın bundan sonra ferman-ı hümayine itaat göstereceğini arz ederek ülkesine girilmemesini rica etti. Kanuni ise elçiyi geri gönderdi. Kanuni bundan sonra muzaffer ordusuna Boğdan arazisine girilmesini emretti. Bu esnada Kırım Hanı Sahih Giray Han da askeriyle ve hanzadelerle birlikte gelerek orduya iltihak etmişti. Osmanlı kuvvetlerinin ülkesine girmesiyle birlikte Petro Reres kuvvetleriyle birlikte evvela Potaşani Dağı'na çekildi. Petro bununla kalmayıp yolların bir kısmını daraltıp bozmuş ve Osmanlı askerlerini pusuya düşürmek için planlar yapmıştı. Osmanlılar öncelikle Petro'nun bir zamanlar hükümet merkezi edindiği, içinde muazzam kiliseler ve Petro'nun sarayları olan Yaş Şehri üzerine yürüdüler. Burayı ani bir taarruz neticesinde yakıp harap bir hale getirdiler. Petro, Osmanlı askerlerinin Yaş Hisarı'nı ele geçirip üzerine doğru hareketlenmesiyle birlikte büyük bir korkuya kapıldı. Askerlerinden ayrılarak daha önce hazırladığı kalesine gitti. Osmanlılar ilerledikçe düşman ormanlara doğru çekiliyordu. Osmanlı birlikleri Potaşan Dağı'nın eteğinde olan dar vadilerden geçerek Boğdan'ın asıl merkezi olan Suçayeva şehrine gelip kondu. Suçayeva şehri iyi imar edilmiş bir şehirdi. Hisarı yüksek ve kuleleri sağlam, kapıları dar, hendekleri geniş, mevki kuş uçurmayacak bir mevkiydi. Kulelerinde güçlü toplar, mühimmat ve bolca erzak vardı. Osmanlı askerleri kısmen kalenin etrafında ve kısmen de kaleye yakın derelerde, dağlarda, tepelerde, ovalarda çadırlı ordugah kurdular. Kaledekiler Osmanlı ordusuna mukavemet edemeyeceklerine kanaat getirince ister istemez itaate mecbur kaldılar ve kalelerinin anahtarlarını getirip padişaha teslim ettiler. Boğdan seferinden maksat onun Osmanlı ülkesine katılmasıydı. Kanuni bu amacına ulaşınca memleket halkına şefkat göstermek yolunu tuttu. Eman verdiği için yağma ve talan edilmesini yasakladı. Boğdan'ın ileri gelen eski voyvodasının oğlu, papazları, tüccarı, ayağını, padişahtan kusurlarının affını dilemek istiyorlardı. Hepsi eski Boğdan hakimlerinden Stefan'ın oğlu Çetine'nin voyvoda tayin edilmesini istirham eylediler. Bunun üzerine yeni voyvoda olarak Çetine ilan edildi.
Artık Boğdan vilayeti Osmanlı egemenliği altına girmiş oldu. Kanuni yeni Boğdan Voyvodası'na verdiği beratta yakılmış bulunan Kili Kalesi'nin yeniden inşasını, Akkirman Kalesi'nin müstahkem bir hale konulmasını istedi. Ayrıca Dinyester Nehri üzerine müstahkem Bender şehriyle bütün Güney Basarabya'nın Osmanlı Devleti'ne ilhakını ferman etti. Dönüş yoluna geçtiğinde Barbaros Hayrettin Paşa'nın Preveza zaferi haberini aldı. Ardından kışı geçirmek üzere Edirne'ye hareket etti. Preveza Deniz Zaferi. Barbaros'un donanmasının başına geçmesiyle Osmanlılar karaların yanı sıra denize de hakimiyet kurmaya başlamışlardı. İspanya ile Fransa arasında ateşkes yapılınca Papa'nın liderliğinde İspanya, Venedik, Papalık, Malta şövalyeleri ve diğer küçük İtalyan devletleri arasında Türklere karşı bir ittifak oluşturuldu. Çok büyük bir donanma meydana gelmişti. Ancak komutanlar arasındaki geçimsizlik, kıskançlıklar ve itimatsızlıklar mevcuttu. İspanyollar, Venediklilerin kendilerini Osmanlı donanmasına yem yapacağından şüphelenirken aynı şüphe Venedik tarafında da vardı. Barbaros ise düşman donanmasındaki bu durumun farkındaydı. Haçlı donanmasının başına Venedik'in istememesine rağmen André Doria getirildi. Hedef seçiminde de anlaşmazlık çıkmıştı. Venedikliler doğu, İspanyollar ise Batı Akdeniz'deki Türk topraklarını ele geçirme taraftarıydılar. Uzlaşma sağlanamayınca ilk planda Türk donanmasının yok edilmesi, sonra karşılaşılacak duruma göre hareket edilmesi kararlaştırıldı. Düşman donanmasının hareketini ve Girit civarında bulunan Salih Reis idaresindeki 20 gemilik filoya saldıracağını haber alan Barbaros da İstanbul'dan ayrıldı. Ege Denizi'nde Osmanlıların eline geçmemiş adaların bir kısmını aldı. 24 Eylül'de Osmanlı donanması Preveza limanına varmıştı. Barbaros düşmanların önce davranarak Preveza körfezine girmişti. Doria'nın idaresindeki donanma sayıca kendisinden üstün ve daha büyük gemilere sahip olduğu için Haçlılarla açık denize karşılaşmak aleyhineydi. Körfezin içinde büyük gemilerin geçemeyeceği bir sığlığın ardına gizlenerek düşmanın açık vermesini bekledi. Düşmanları karaya asker çıkararak Preveza'yı kuşattıkları takdirde iki ateş arasında kalabilirdi. Ancak Doria böyle bir hamle yapmadı. Osmanlı donanmasını oradan çıkaramayacağını anlayan André Doria 26 Eylül 27 Eylül gecesi Preveza açıklarından ayrılarak daha güvenli bir yere doğru hareket etti. 27 Eylül sabahı Barbaros onları takibe başladı. Haçlı donanması, kadırga ve kalyonlardan oluşan karma bir filo olduğu için yol alırken problemlerle karşılaşıyorlardı. 28 Eylül'de Osmanlı donanması onları yakaladı. Venedik'in en büyük denizcilerinden Alessandro Condalmiero'nun idaresindeki devasa kalyon, Haçlı donanmasından ayrı düşerek Türklerin karşısında kala kalmıştı. Bu geminin yanında cüce kalan Türk kadırgaları ona saldırırken Doria'dan yardım gelmedi. Akşama doğru rüzgar da Haçlı donanmasının lehine esmeye başladı ancak komutanların yalvarmalarına rağmen Doria Türklerin üzerine hareket etmedi. Osmanlı gemileri bir taraftan Venedik kalyonuna saldırırken diğer taraftan da Haçlı donanmasından ayrı düşmüş gemileri avlıyordu. André Doria Türk donanmasının üzerine gitmek yerine rotasını açık denize çevirdi. Ancak Barbaros hafif kadırgaları için elverişli kıyıları bırakarak kendi aleyhine olacak bir ortamda Haçlılarla savaşacak kadar basit bir denizci değildi. 29 Eylül günü sabah olduğunda ise Doria donanmasını toplayıp kaçmıştı. Kaçarken kimse görmesin diye amirallik fenerini bile söndürmüştü. Osmanlı donanması çok az bir kayıpla Preveza deniz zaferini kazanmıştı. Bu sırada Hint seferine memur edilen Hadım Süleyman Paşa ilk olarak Aden'i almış, sonrasında Diu'ya gelindiyse de alınmaya muvaffak olunamamıştı. Daha fazla ilerlenemeyeceğini anlayan Süleyman Paşa geri dönüş yoluna geçti. Dönüş yolundayken San'a ve tüm Yemen'i de Osmanlı topraklarına kattı. Yine bu zamanlara yakın 13 Temmuz 1539 yılında Ayas Paşa vefat etti. Ayas Paşa'nın vefatı üzerine sadaret mührü Lütfi Paşa'ya verildi. Yeni sadrazamın mührü vurulduğu ilk anlaşma ise Venedik ile uzun süredir devam eden savaşın bitmesini sağlayan barış anlaşması oldu. 1540 yılında yapılan anlaşmayla Venedikliler 300 bin duka tazminat ödemeyi kabul etmişlerdi. Aynı zamanda savaş boyunca Osmanlılar tarafından alınan kaleler Osmanlılara kaldığı gibi Venediklilerin aldığı kaleler Osmanlı'ya geri bırakılacaktı. Kanuni, Venedik ile barışı sağladıktan sonra yüzünü Macaristan tarafına döndü ve bu meseleye de kesin bir çözüm getirmek için hazırlıklara başladı. Osmanlıların Venedik'le mücadelesi sırasında Macaristan'da bir takım gelişmeler vuku buluyordu. Kanuni'nin Macaristan topraklarının bir kısmına kral olarak atadığı Zapolyai'nin Varad'da Avusturya Arşidükü Ferdinand'la bir anlaşma akdettiği söyleniyordu.
Buna göre Zapolya'yı Ferdinand ve İmparator aleyhine kanuni ile ittifak edemeyeceği gibi ölümünden sonra topraklarının da oğlu olmadığı için Ferdinand'a kalmasını taahhüt ediyordu. Bu anlaşmanın üzerinden daha bir sene geçmeden Zapolya'yı Habsburglar aleyhtarı bir siyaset takip eden Leh kralının kızı Isabella ile evlendi. Macaristan kale ve şehirlerinden bir kısmı da düğün hediyesi olarak Leh kralına verildi. Bu bilgi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Zapolya'ya ağır bir tehditname gönderdi. Zapolya'yı ise bundan sonra bir taraftan Erder Kralı ile mücadele edip bir taraftan da çeşitli yollarla tekrar padişahın teveccühünü korumaya çalışırken 22 Temmuz 1540 yılında Erdel'de ani olarak vefat etti. Ölümünden birkaç gün önce Budin Sarayı'nda bir oğlunun doğduğunun haberini almış ve Varad'da yapılan anlaşmasının uygulanmayarak oğlunun kendi yerine Macar Kralı olmasına vasiyet etmişti. Bu arada oğluna vasi tayin ettiği kimselere Avusturya'ya karşı Osmanlı Padişahı Sultan Süleyman'dan yardım alabileceklerini belirttiği gibi adamlarından birini de İstanbul'a göndermişti. Öte yandan Zapolya'nın ölümünden haberdar olan Ferdinand da derhal yeni bir elçisini İstanbul'a gönderdi. Ferdinand elçiye Vezir-i Azam Lütfi Paşa ile Rüstem Paşa'yı kendi tarafına çekmesi için hiçbir fedarlıktan kaçınmamasını tembih etmişti. Ferdinand bu karışık devrede Macaristan'ı ne pahasına olursa olsun elde edebilmenin gayreti içerisindeydi. Bu arada Zapolya'nın Isabella'dan doğan çocuğunun meşruiyeti hakkında herkeste tereddüt uyandıran bazı şüpheler, şayialar çıkartmaktan da geri durmadı. Kanuni Sultan Süleyman ise Zapolya'nın kraliçe Isabella'dan bir oğlu olup olmadığının araştırılması için bir çavuşu aceleyle Budin'e göndermiş ve neticenin doğruluğunu anlamıştı. Ferdinand, padişah bu bölgeye yeni bir müdahalede bulunmadan ve yeni düzen oturmadan Budin ve çevresini almak ve padişahı daha uygun şartlarda bir anlaşmaya razı etmek istiyordu. Bu konuda Şarlık'ın da desteğini temin etmişti. Öte yandan usta diplomatları uzun müzakereler ve tatlı dillerle Vezir-i Azam ve diğer vezirleri yumuşatmaya muvaffak olmuş ve padişahın huzuruna çıkma imkanı bulmuştu. Vezirler Sultan Süleyman ile 3 saat huzurda görüşmelerde bulunduktan sonra padişah asla Ferdinand'a Macaristan hakimliğini vermeyeceğini dile getirdi ve meclisten Ferdinand'a harp ilanına karar verildi. Budin'in muhasaradan kurtarılması için öncelikle 3. Vezir Hacı Mehmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyi Hüsrev Paşa mühim bir kuvvetle o tarafa gönderildi. Ferdinand'a bağlı Macar asilzadeleri Budin'in henüz padişahın yardımı gelmeden bir an önce işgalini istemişlerdi. Bunun üzerine Ferdinand Budin'i zapt ettirmek üzere güçlü bir orduyu bölgeye sevk etmişti. Avusturyalılar öncelikle Budin'in Osmanlıların elinde kalmasını sağlayan Visegrad ve Vaç kalelerini zapt ettiler. İstoni Belgrad'ı Hristiyanların tarafına çekmeyi başardılar. Bu arada Peş'te Avusturyalılar eline geçti ve Budin kuşatma altına alındı. Kanuni Sultan Süleyman 23 Haziran'da şehzadeleri Selim ve Bayezid'le yanında olduğu halde İstanbul'dan hareket etti. 5 Mayıs 1541'de Sadrazam Lütfi Paşa, zevcesi Şah Sultan ile arasındaki bir münakaşanın padişaha aksetmesi ve Kanuni'nin de bundan müteessir olarak nikahlarını feshedilmesi neticesinde az olunmuştu. Yerine getirilen 2. Vezir Hadım Süleyman Paşa, devletin doğu hududunu muhafaza için İstanbul'da bırakıldı. Padişah, Filibe'ye vardığı sırada bir İspanyol donanmasının Cezayir'e yürüyeceği haberlerinin gelmesi üzerine Barbaros Hayrettin Paşa'yı 80 kadırga ile Cezayir'in muhafazası ile görevlendirdi. Bu arada önden giden Mehmet Paşa komutasındaki birlikler Budin'e varmış ve düşman karşısında mevzi almış bulunuyordu. Alman ordu komutanı 80 bin kişilik büyük ordusuna güvenerek kuşatmayı kaldırmadı. Bu itibarla Hacı Mehmet Paşa yerinde bir strateji ile oyalama savaşı yapıyor ve padişahın güçleriyle birlikte gelmesini bekliyordu. Bu durum bir aydan fazla devam etti. Artık kaledeki halk ağır sıkıntılara uğrayıp darlığa düşmüştü. Daha fazla mukavemet edilemeyeceği belli oluyordu. İşte tam bu günlerde padişahın hızlı yürüyüşlerle Sava ve Drava ırmaklarını aşarak 3-4 konak yakına kadar geldiği haberi Budin önündeki birliklere ulaştı. 24 Temmuz 1541 akşamı hava karardıktan sonra gemilerine binerek Tuna'nın öte yakasına geçmek niyetiyle harekete geçtiler. Oysa Hacı Mehmet Paşa düşmanın hareketlerini dikkatli bir şekilde takip ettirmekteydi. Kaçmak üzere olduklarını sezince derhal askerlerini Alman taburları üzerine sevk ettirdi. Osmanlı dilaverlerinin ani baskınları o kadar büyük bir şaşkınlık meydana getirdi ki ne yapacaklarını bilmez bir hale geldiler ve çoğu kılıçtan geçirildi. 2 gün sonra padişah da Budin önüne geldi ve ordugahını kurdu. Kanuni, İslam'ın gereğini yaparak kale komandanına sulh ile teslim olması takdirinde canına ve malına dokunulmayacağını, halkında mallarının yağma edilmeyeceğini söyledi. Halkında yoğun ısrar ve ricalarıyla komandan kaleyi sulh yoluyla Osmanlı'ya teslim etti. 26 gün Budin'de kalan Kanuni Sultan Süleyman, 22 Eylül'de İstanbul'a doğru yola çıktı ve 27 Kasım 1541'de payitahta geri döndü.
1543'te Süleyman, Macar Krallığından Ferdinand'ın elinde kalan arazi şeridini fethetmek için tekrar Macaristan'a hareket etti. 28 Temmuz günü Osmanlı orduları Estergon Kalesi önüne geldi. Teslim teklifinin reddolunması üzerine ertesi günü Tuna tarafından harp gemileriyle ve karadan da seyyar kıtalar vasıtasıyla kaleyi sıkıştırmaya başladılar. Kuşatmanın 5. günü olan 31 Temmuz'da yapılan teslim çağrısı da kaledekiler tarafından reddedildi. 6 Ağustos günü surlarda açılan gediklerden içeriye Osmanlı kuvvetleri girerken kaleyi savunanlar iç kaleye çekildi. Ertesi günü 7 Ağustos günü ise iç kalenin Osmanlı güçleri tarafından alınmasıyla birlikte kuşatma sona erdi. Fetih sonrasında şehrin bulunduğu bölge bir sancak haline getirilerek Budin eyaletine bağlandı. 8 Ağustos günü kaleye giren Kanuni Sultan Süleyman Han bir millet ordusunu burada dinlendirmek istedi. Ama bir yandan da seferin bir diğer hedefi olan İstoni Belgrad'ın fethi için de hazırlıkların başlaması emrini vermişti. Burada dinlendiği bir haftalık zaman süresinde Tata 15 Ağustos'ta fethedildi. Bu güzel haberin ardından 16 Ağustos'ta Estergon'dan ayrılan Osmanlı kuvvetleri 20 Ağustos'ta İstoni Belgrad önlerine geldi ve 2 gün sonra kuşatma başladı. 3 Eylül'de ise şehir Osmanlı güçleri tarafından ele geçirildi. Şehrin alınmasının ardından dönüş için hazırlıklara başlandı ve 21 Eylül'de Budin'e, oradan Varadin'e, Varadin'den ise Belgrad'a gelindi. Belgrad'dan sonra da hızlıca durdurak bilmeden payitahta geri dönüldü. Şah İsmail'in 3. oğlu Şirvan valisi iken ağabeyi Şah Tahmasp'a karşı isyan eden Elkas Mirza 1547 yılında Osmanlı Devleti'ne sığınmıştı. Bu hadise Kanuni'yi memnun etmişti. Zira Irak'ın seferinden beri Safeviler ile münasebetler resmen harp hali olmamakla beraber çok da iyi sayılmazdı. Şah Tahmasp o zaman ele geçirilen bazı hudut kalelerini geri almış fakat Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'daki problemlerle meşgul olduğu için buna pek ehemmiyet vermemişti. Bu defa İran şehzadesine sığınması doğu komşusuna karşı harekete geçmek için bir fırsat teşkil etti. Elkas Mirza'nın ilticasından daha önce de onun valisi bulunduğu Şirvan ülkesinin eski sahibi Şirvan Şahlardan 2. Halil'in oğlu Burhan Ali Sultan birkaç sene evvel memleketini geri almak için yaptığı teşebbüste muvaffak olamayarak Osmanlı padişahına iltica etmişti. Şimdi Halef ve Selef her ikisi de mülteci olarak padişah nezdinde bulunuyorlardı. Bu durum karşısında Kanuni evvela Burhan Ali Sultan'ı bir name-i hümayun ile Şirvan'a gönderdi. Ardından Elkas Mirza'nın İstanbul'da bir sarayda misafir edilerek hürmet ve ikram edilmesini emretti. Kendisi de aynı senenin sonlarında kardeşi Şah Tahmasp'dan şikayet edince Kanuni İran seferine karar verdi. 1548 senesi ilkbaharında Erzurum valiliğine getirilen Ulama Paşa'yı bir bölük asker ve Tahmasp Mirza ile beraber Serhat'le gönderdi. Padişah da Nisan 1548'de Üsküdar'a geçti. Kanuni burada Saruhan Sancak Bey Şehzade Selim'i kabul ederek kendisini Rumeli muhafazasına bulunmak üzere Edirne'ye gönderdi. Akşehir'de Konya Sancak Bey Şehzade Bayezid babasını karşıladı. Niğde Kayseri yolu ile Sivas sahrasına gelince de Amasya Sancak Bey Büyük Şehzade Mustafa tarafından karşılandı. O da babasının elini öpmek üzere huzura kabul olundu. Buradan Ulema Paşa ile Karaman Beyler Bey Ramazanoğullarından Piri Paşa'yı Van Kalesi'nin zaptına gönderdi. Bu sırada Burhan Ali Sultan, Şirvan ülkesinde padişahın namesini gösterince bütün memleketin kendisine itaat ettiğini bildiren bir haber göndermiş ve büyük memnunluk uyandırmıştı. Padişah, ulama ve piri paşaları takiben Van'a gitmeyi ve Doğu Anadolu'yu Safavilerden tamamen temizlemeyi düşünüyordu. Ancak Elkas Mirza'nın teşvik ve telkinleri sonucunda istikametini Tebriz'e çevirdi. Eleşkirt yoluyla Tebriz'e yürüyen Kanuni Sultan Süleyman, 21 Temmuz 1548'de Hay'a geldi. Burada bir hafta kalan Kanuni, 28 Temmuz'da Tebriz civarındaki Şenbi Gazağı'na vardı. Şenbi Gazağı'nın çevresi Osmanlı gazilerinin çadırlarıyla donatılmış bulunuyordu. Bir aydır bu bölgede beklemekte olan Şah Tahmasp, padişahın Hay'a geldiğini duyduğu vakit yine bir meydan savaşına cesaret edemeyerek Kazvin'e doğru çekildi. Kanuni, hiçbir mukavemet görmeden Tebriz'e girdi. Kanuni, Elkas Mirza'yı Tebriz'e vali, bazı kaynaklara ise şah olarak tayin etmek düşüncesindeydi. Ancak Elkas Mirza'nın itimat telkin etmeyen hareketleri, Tebriz halkının katliama tabi tutulması hakkındaki yersiz teklifi padişahı bu fikrinden vazgeçirdi. Bu sırada Şah Tahmasp'ın da kaçtığı anlaşıldığından padişah, 5 gün ikametten sonra 1 Ağustos'ta Tebriz'den de ayrılarak Van'a doğru hareket etti. Muhteşem Süleyman, 15 Ağustos'ta Van düzlüğüne geldi. Evvelce buraya gönderilen piri ve ulema paşalar kaleyi kuşatmış bulunuyorlardı.
Asıl Osmanlı güçlerinin gelmesiyle birlikte Rüstem Paşa idareyi ele alarak derhal topları yerleştirmiş ve kale bedenleri dövülmeye başlanmasıyla kale 24 Ağustos 1548 tarihinde teslim olmuştu. Kalede gerekli düzenlemeleri yapan Kanuni, kışlığa çekilmek üzere 25 Eylül'de Diyarbakır Ovası'na geldi. Şah Tahmasp, Van'ın kaybedildiğini, padişahın da kışlığa dönmekte olduğunu öğrenince Erciş, Ahlat ve Adil Cevaz taraflarına tahripkar bir akın yaptı. Kars Kalesi'ni tamire memur edilen Pasin Mirlivası'na baskın yaparak buraların halkını kılıçtan geçirdi. Tercan ve Erzincan taraflarına kadar kuvvetleriyle sarktı. Bu haberler Diyarbakır'daki padişaha gelince 2. Vezir Ahmet Paşa'yı mühimce bir kuvvetle Şah'ın üzerine gönderdi. Bu sırada Çerkez Osman Paşa, Şah Tahmasp kuvvetlerine karşı kesin bir zafer kazandı. Bundan sonra Elkas Mirza'nın İsfahan, Kum, Kaşan taraflarına akına gönderilmesi hususundaki arzusu padişah tarafından kabul edildi ve kendisine bir miktar kuvvet katılarak ordudan ayrılmasına müsaade olundu. Kanuni ise Diyarbakır'dan Halep'e geçti ve kışı burada geçirdi. Buradayken Elkas Mirza'nın muvaffakiyet ve Tahmasp'ın akınlarının intikamını aldığına dair haberler aldı. Yine buradayken Erzurum Beylerbeyi'nin padişahtan aldığı emir üzerine Gürcistan'a sefer ederek Berakan, Gömge, Penak, Germek, Samagar ve Ahadır kalelerini fethettiği haberi geldi ve bu da bir zafer olarak kutlandı. Bu sırada Elkas Mirza ise Bağdat'a dönmüş bulunuyordu. Burada Şii dergahlara giden Elkas Mirza'nın yanındaki Osmanlı askerleri onu yalnız bırakarak dağıldılar. Elkas Mirza gücünün kırılmasıyla korkup Ardelan dağlarına kaçtı. Bir rivayete göre kardeşi Tahmasp'tan aracılar ile af dilemişti. Kayınbiraderi Şah Nimetullah vasıtasıyla affedileceği bildirilince teslim oldu. Ancak Şah Tahmasp kendisini önce Alamut Kalesi'ne hapsettirmiş ve çok geçmeden de zehirleterek öldürtmüştü. Kanuni, Halep'ten ayrıldığı 6 Haziran 1549 tarihine kadar türlü av eğlenceleriyle vaktini geçirdi. Padişah tekrar Diyarbakır'a doğru yönlendiği sırada Şehzade Bayezid kendisinden ayrılmış ve Konya'ya dönmüştü. Padişah 10 Eylül 1549'da Erzurum'a vardı. Bu sırada 2. Vezir Ahmet Paşa Gürcistan üzerine yapılan hareket ile meşgul oluyordu. Birçok kaleleri ya savaşla veya aman vermek suretiyle aldı. Sefer mevsiminin sona ermesi üzerine de ilk olarak Diyarbakır'a geri gelindi ve bir müddet sonra da buradan da hareket edildi. Osmanlı orduları hızla yol alarak 21 Aralık 1549'da İstanbul'a vasıl oldu. ...1541'den beri Elder'de bulunmakta olan Macar tahtının küçük varisinin vasisi Rahip Martunuzzi bir müddet sonra Erdel'in padişahın himayesine çıkarılıp Harsuruklara bağlanmak ve onların fiili işgallerine sağlamak maksadıyla teşebbüslere ve müzakerelere girişti. 1548'de doğrudan doğruya Papa'ya müracaatla İmparatorla Ferdinand'ın harekete geçerek kraliçe ile çocuğunu himayelerine almaları hususunda teşebbüse geçmelerini rica etti. Bu girişimler sonucunda Ferdinand ile Isabella'nın adamları arasında Eylül 1549'da bir anlaşma oldu. Buna göre Erdel ile Tisza Nehri boyundaki memleketler padişahın himayesinden çıkarılarak Habsburglara teslim edilecekti. Martinuzzi, Kanuni'den ve Divan-ı Hümayun'dan gizli olarak yapılan bu anlaşma hükümlerini gerçekleştireceğine inanıyordu. Bu sırada gerek hudut hadiseleri, gerek senelik verginin ödenmemesi, gecikmeler sebebiyle doğan yeni itilafları halletmek üzere Avusturya ile elçiler karşılıklı gelip gitmekteydi. Viyana'ya gönderilen Mahmut Çavuş, dönüşünde imparatorun şüpheli beyanlarını nakledince padişahın ve Divan-ı Hümayun'un Erdel hakkındaki şüpheleri artmıştı. 1550 senesinde henüz Isabella'yı ikna etmeye muvaffak olamayan Martunuzzi ise padişaha müracaat ederek kraliçenin oğlu için yardım istedi. Böylece hilelerini örtebileceğini düşünüyordu. Oysa padişah meselenin aslını çoktan öğrenmiş bulunuyordu. Sultan Süleyman, Budin Beylerbeyi ile Hatvan Sancakbeyine Sonluk Kalesi'nin yıkılmasını ve Eğri Kalesi'ne karşı harekete geçilmesini emretti. Martunuzzi, Erdel'i Harsurklara terk etmek için Temmuz 1551'de bir anlaşma imzaladığı halde Avusturyalıların memlekete girdiği yolundaki şayiaların asılsız olduğunu uzun müddet temine çalıştı. Halbuki Budin Beylerbeyi, Ferdinand kuvvetlerinin Erdel'e nüfuz ettiği yolunda gün be gün padişahı haberdar ediyordu. Sultan, Martinuzzi'nin hiyanetine, Erdil'in gizlice Ferdinand'a terk edildiğine ve Avusturya kuvvetlerinin de bu memlekete girdiğine kani olunca İstanbul'daki Avusturya elçisi Malvezzi'yi divana davet ederek gelişmeler hakkında kendisinden izahat istedi. Onun tatminkar cevap verememesi üzerine de tevkif ettirerek Anadolu Hisarı'ndaki Karakule'de hapsini emretti. Ferdinand bu hadiseyi protesto mahiyetinde bir mektup göndermiş ise de Kanuni buna değer dahi vermedi. Zaten bu sırada Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmet Paşa kumandasındaki Osmanlı birlikleri Petervaredin'den Tuna'yı ve Titel yakınından Teis Nehri'ni geçerek Erdel'e girmiş bulunuyordu. 4 gün süren bir kuşatmadan sonra Beçe şehrini aldı.
Onu Beçkerek, Çanat, Maroş, İlladiye ile daha birçok kale takip etti. Temeşvar'ı kuşatma altına alan Sokulu Mehmet Paşa, soğukların bastırması üzerine Ekim ayının ortalarına doğru kışı geçirmek üzere Belgrad'a döndü. Ertesi sene Erdel'deki harekatın başında 2. Vezir Ahmet Paşa görünüyordu. Ahmet Paşa, 23 Nisan 1552'de mühimce bir kuvvetle Edirne'den hareket etti. İlk önce Temeşvar'ı muhasar altına aldı. Şiddetli geçen bir mücadeleden sonra Temeşvar'ı zapta muvaffak oldu. Mütakiben Evri'yi muhasar ettiyse de kale kumandanı Stefan Dobon'un başarılı müdafası neticesinde zafer kazanamadı. Budin valisi Hadim Ali Paşa komutasındaki birlikler Draglay Kalesi'ni parlak bir zaferle fethetti. Yahya Paşaoğlu Aslan Bey, Şalgo Kalesi önüne geldiğinde sis bulutu etrafı kaplamıştı. Arslan Bey bu hali görünce büyük bir ağaç kütlesini gürültüyle kale önüne getirip yerleştirince müdafiler bunu ağır toplardan zannettiler ve derhal kaleyi teslim ettiler. Arslan Paşa ardından Hadim Ali Paşa birlikleriyle birleşerek General Tufel komutasındaki 9000 kişilik Alman kuvvetini büyük bir bozguna uğrattı. Komutanları Tufel ve Sforza 4000 kişiyle birlikte esirler arasında bulunuyordu. Nihayet Vezir Ahmet Paşa ile Hadim Ali Paşa birlikleri Sonluk Kalesi'ni de Osmanlı hakimiyeti altına alarak zaferlerini taçlandırdılar. Böylece Erdel hadisesinde gereken ders verilmiş, Erdel'in çoğu önemli merkezi Osmanlı topraklarına katılmış ve düşmanın planı yarıda kalarak suya düşmüştü. Osmanlıların Avrupa'daki bu yoğunluğunu fırsat bilen Şah Tahmasp'ın Erciş, Adil Cevaz, Bargiri ve Ahlat'ı, oğlu İsmail Mirza'nın ise Erzurum alması üzerine damat Rüstem Paşa komutasındaki kuvvetler İran üzerine yollandı. Ancak sonralarında bu kuvvetler geri çağrıldı ve 28 Ağustos 1553'te bizzat Kanuni Sultan Süleyman Han komutasındaki ordu sefere çıktı. Sultan Süleyman, tahta geçmek istediği yönünde söylentiler olan oğlu Mustafa'yı 6 Ekim'de Konya Ereğlisi'nde sefere katılması için çağırdı ve orada boğdurdu. Şehzade Mustafa'nın boğdurulduğu günde aynı zamanda Rüstem Paşa sadrazamlıktan azledildi ve yerine Kara Ahmet Paşa getirildi. Öte yandan kışı Halep'te geçiren, ilkbaharda ise Nahçıvan'a kadar ilerleyen Osmanlı ordusu Şah Tahmasp'ın geri çekilmesi üzerine Nahçıvan, Revan ve Karabağ taraflarını zapt etti. Kısa bir müddet Karabağ'da dinlenen Gazi Padişah Amasya'ya döndü ve kışı burada geçirdi. 29 Mayıs 1555'te iki devlet arasında imzalanan Amasya Anlaşması ile sınır belirlenirken Bağdat dahil Irak'ın büyük bir kısmı, Gürcistan'ın batısı ve Fırat ile Dicle nehirleri arasındaki bölge Osmanlı İmparatorluğu'nda, Azerbaycan, Irak ve Gürcistan'ın doğusu ise Safevilere kaldı. 31 Temmuz 1555'te İstanbul'a dönen Sultan Süleyman, 29 Eylül'de çeşitli sebeplerle Sadrazam Kara Ahmet Paşa'yı idam ettirdi ve yerine tekrar damat Rüstem Paşa'yı getirdi. Macaristan ile yapılan hiçbir anlaşma gerginliğin durulmasını sağlayamıyordu. Avusturya tarafından Hırvatistan Başkumandanı Baron Ungnat, Osmanlılar tarafından ise Toygun Paşa ve Hadım Ali Paşa gibi Budin Beyler Beyleri ve diğer sancak beyleri arasında gerek münferit çarpışmalar şeklinde gerek karşılıklı akınlar olarak tecavüzler fasılasız devam ediyordu. 1556 senesinde Budin valisi Hadım Ali Paşa, Zigetvar'ı muhasaraya başlamış ise de burayı düşünmeye muvaffak olamamıştır. 1557 senesine gelindiğinde 7 yıldır inşaatı süren ve Osmanlı Türk mimarisinin en büyük şaheserlerinden biri sayılan Süleymaniye Camii büyük bir merasim ile açıldı. Caminin mimarı olan Mimar Sinan, padişahın emri üzerine camiyi Ya Fettah diyerek açtı. Bazı kaynaklar bu şaheserin inşaatı için 996 bin altının sarf edildiğini yazarlar. Şehzade Mustafa ve Cihangir'in arka arkaya ölümlerinden sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın hayatta ana baba bir iki oğlu kalmıştı. Bunlardan 1524 yılında doğan Büyük Şehzadesi Selim Manisa'da, 1526 yılında doğan Küçük Şehzade Bayezid ise Konya'da Sancakbeyliğinde bulunuyordu. Şehzade Selim'in sakin ve mütevazi yapısına karşılık Bayezid'in cevval ve cesur olması, mahiyeti ve devlet erkanı tarafından daha fazla sevilip tutulmasına yol açıyordu. Hürrem Sultan'ın da bu iki oğlundan Bayezid'i tuttuğuna dair şayialar olmasına karşılık bunu destekleyecek bir bilgi yoktur. Şehzade Bayezid, Düzme Mustafa hadisesinde gösterdiği yaralılık nedeniyle Kütahya sancağına gönderilmiş ve bu durum kendisinde babasının veliahtı olduğu intibamını uyandırmıştı. Bu itibarla daha rahat hareket etmeye ve kendisine saltanat yolunu açacak girişimlerde bulunmaya başladı.
Nitekim 1558 yılında Mekke emiri tarafından elçilikle İstanbul'a gönderilen Kutbettin Mekki'yi Kütahya'da kabul ettiğinde kendisine Harameyn-i Şerife'ye gönderilmekte olan Sure-i Hümayun vesilesiyle saltanat kendisine müyesser olduğu takdirde gerçekleştirmek için bazı arzularından bile bahsetmişti. Gerçekten şahsiyeti, kültürü ve cevvaliyeti itibariyle onu saltanata namzet görenler çoktu. Bu arada evvelce Mustafa'nın yanındayken sonradan onun tarafına geçen bir takım timarlı sipahilerin ve Lala Mustafa Paşa gibi bazı devlet erkanının da kendisini yönlendirdiği ve teşvik ettiği de belirtilmektedir. Bunlar sancağının merkeze, Selim'in sancağından daha uzak bulunması nedeniyle kendisini harekete geçmeye teşvikten geri durmuyorlardı. Ama Hürrem Sultan'ın öz oğlu olan her iki şehzadeye de eşit davrandığı bazı kaynaklarda belirtilmiştir. 1558 yılında anne olan Hürrem Sultan ölünce tüm ipler koptu, bütün anlaşmazlıklar gün yüzüne çıkmaya başladı. Her iki şehzadenin taraftarlarının tutumu da aradaki soğukluğu arttırdı. Buna rağmen Şehzade Selim'in daha mutedil ve sakin durduğu ve herhangi bir çatışmaya yol açacak girişimlerden azami derecede çekindiği de bir gerçekti. O, kardeşinin çatışmaya yol açacak girişimlerini ve bunun için yaptığı hazırlıkları devamlı olarak babasına rapor etmekle yetiniyordu. Nihayet bütün anlaşmazlıkları endişeyle takip eden ve Selim'in devamlı şikayetlerinin tesiriyle kaygıları daha da artan Kanuni Sultan Süleyman, oğulları arasında herhangi bir çatışmayı önlemek maksadıyla sancaklarını değiştirdi. Selim'i Manisa'dan Konya'ya, Bayezid'i de Konya'dan Amasya'ya tayin etti. Bu arada Selim'in şehzadesi Murad'a, Akşehir, Bayezid'in büyük oğlu Orhan'a da Çorum sancakları tevcih edildi. Şehzade Selim'in derhal fermana itaat ederek Manisa'dan ayrılıp yeni sancağına hareket etmesine karşılık Bayezid, payitahttan uzak bir yere gönderilmesini hakaret sayıyor ve Amasya'ya gitmek istemiyordu. Babasına bu durumu kabul ettirebilmek için Kütahya'nın imarı hususunda pek çok para sarf ettiğini, dolayısıyla nakil için paraya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Ancak onun Kütahya'dan ayrılmamak için ileri sürdüğü mazeretleri kabul etmeyen padişah, şehirden hareket ettiğini bildirir bildirmez kendisine para göndereceğini cevabını vererek acele etmesini emretti. Bayezid bundan sonra da türlü bahane ve mazeretler ileri sürdüyse de sonunda Kütahya'dan hareket etmek zorunda kaldı. Şehzade çok yavaş yol alıp konaklarda lüzumundan fazla kalıyordu. Bu sırada şehzade yol boyunca birçok kimseler de iltihak ediyor ve kuvveti gittikçe çoğalıyordu. Bu vaziyet karşısında zaten endişe duyan Kanuni, Bayezid'e sözünü geçirebilecek ve onu yatıştırarak bir an önce Amasya'ya gitmesini sağlayacak bir şahsiyeti onun yanına göndermek lüzumunu duydu. Tarafsız hareket ettiğini göstermek için Selim nezdinde de başka birini göndermeye karar verdi. Bu surette 4. Vezir Pertev Paşa'yı Beyazıt'ın, 3. Vezir Sokolu Mehmet Paşa'yı da Selim'in yanına gönderdi. Pertev Paşa Ankara yakınlarında görüştüğü şehzadeye, padişahın Selim kadar kendisini de sevdiğini, aradaki anlaşmazlığı kaldırmak için bu nakillerin yapıldığını izah ederek az çok teskin etmeye muvaffak olmuştu. Bununla beraber Beyazıt'ın 21 Aralık 1558'de Amasya'ya ulaşmasından sonra da iki kardeş arasındaki rekabet devam etti. Bu rekabette özellikle Şehzade Bayezid'in yanında bulunan Lale Mustafa Paşa'nın önemli rol oynadığı ve kendisinin aslında Selim taraftarı olduğu için Bayezid'e asi göstermek üzere tertipler çevirdiği ve kendisini de tahrik ettiği hususunda kaynaklarda rivayetler mevcuttu. Neticede Şehzade Bayezid'in birçok eşkıyayı, kapıkulu, sekban ve tüfekçiyan yazdırması, böylece 20 bin kişilik silahlı bir kuvvete sahip olması karşısında Selim de harekete geçmiş ve askeri hazırlığa koyulmuştu. Fakat Bayezid'in kendi başına hareket etmesine mukabil Şehzade Selim padişahın emir ve müsaadesine göre davranıyor ve bütün hazırlıklarını padişahın yardım ve direktifleri dahilinde gerçekleştiriyordu. Öte yandan padişah Selim'in tek başına Bayezid'e mukavemet edemeyeceğini biliyordu. Bu itibarla ona daha tecrübeli bölükler veriyor ve hazine yardımı da yapıyordu. Buna rağmen Selim'in asker toplamakta güçlüğe uğradığını öğrenince Konya'ya yakın beylerbeylerine kuvvetleriyle birlikte Selim'in hizmetine gitmek için hazırlanmalarını emretmişti. Ve kısa sürede de emri yerine gelerek Anadolu'daki kuvvetler bir bir Selim'e bağlanmaya başladı. Şehzade Bayezid bu kıskaçtan kurtulmak için şehirden çıkıp kuvvetlerini toplayarak Ankara istikametine hareket edince Kanuni artık Bayezid üzerine yürümenin gerektiği kararına vardı. Sokolu Mehmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyini de Konya'ya gönderdi. Padişah Selim'e muharebeyi Konya'da kabul etmesini emretmişti. Şehzade Bayezid'in sancağını terk ederek harekete geçmesi artık açık bir biçimde isyanı ortaya koyuyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Mustafa hadisesinden duyduğu üzüntüden dolayı bu kez karışıklığın önüne alabilmek için uzun süre gayret göstermiş fakat başarılı olamamıştı. Belki de bir baba olarak en zor kararlarından birini alarak bir kez daha oğlu hakkında Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye oğlunun katli için müracaat etmek durumunda kaldı. Kanuni bundan sonra hadiseleri daha yakından takip etmek isteyerek Haziran 1559'da otağını Üsküdar'a kurdurdu. Çok geçmeden Konya'da bulunan Şehzade Bayezid kuvvetleri ile Şehzade Selim ve padişahın kuvvetleri arasında bir savaş vuku buldu. Şiddetle geçen savaş Bayezid kuvvetlerinin mağlubiyeti ve firarı ile neticelendi. Bayezid, oğulları ve küçük bir kuvvetle Amasya'ya kaçmaya muvaffak oldu.
Şehzade Bayezid hareketlerinden pişmanlık duyarak padişahtan affını istirham etmek üzere Amasya müftüsü Muhyiddin Cücani'yi İstanbul'a gönderdiyse de Cücani daha padişah katına varamadan yolda Lale Mustafa Paşa'nın adamlarınca alıkonuldu. Padişahın ise sözü, fiiline uymadığı gerekçesiyle bu asi oğlunun katli için almış olduğu fetvayı tatbik etmek istediği, oğlunu da artık merhamete layık görmediği anlaşılıyordu. Bu itibarla Şehzade Selim'e ve birliklerini Beyazıt'a ele geçirmelerini emretti. Sokulu Mehmet Paşa, Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa ve Şehzade Selim, Amasya üzerine hareket ederken, padişah da onun kaçması ihtimaline karşı hudut boylarında bulunan beylerbeylerine birbiri ardınca hükümler gönderdi. Kanuni hükümlerinde Şehzade Bayezid'in İran'a kaçmasına mani olunmasını emrediyordu. Bayezid affını beklerken vaziyetin gittikçe kendi aleyhine geliştiğini görünce artık Amasya'da kalamayacağını anlamış olduğundan 4 şehzadesini de yanına alarak 7 Temmuz 1559 tarihinde İran'a doğru hareket etti. Yanında tamamen kendisine sadık mühim bir kuvvet bulunuyordu. Kendisini takip edenler hududa yakın Saat Çukuru denilen mevkide Şehzade Bayezid'in kuvvetlerine yetiştiler. Aralarında şiddetli bir çarpışma vuku buldu. Fakat Beyazıt kendilerini bozguna uğratarak hududu geçti ve İran topraklarına girmeye muvaffak oldu. Revan hakimi Nizamettin Şah Kulağan, Şehzade Bayezid'i kabul etmiş, durumu Şah Tahmasp'a bildirerek ondan aldığı emir üzerine Şehzade ve mahiyetindekileri Tebriz'e uğurlamıştı. Bayezid ve mültecileri orada Şah tarafından gösterişli bir merasimle kabul olundular. Kanuni Sultan Süleyman, Şah Tahmasp'a bu münasebetle gönderdiği ilk mektubunda oğlu Beyazıt'ın isyanını ve Konya'daki savaşı anlattıktan sonra aradaki dostluğa binaen onun iade ve teslim edilmesini, aksi takdirde Asi Şehzade'yi yakalamaya memur edilen Osmanlı kuvvetlerinin İran topraklarına girmeye mecbur kalacaklarını bildirdi. Padişahın endişesi Tahmasp'ın Beyazıt'a fiili yardımda bulunmasıydı. Bunun önüne geçmek üzere her ihtimale karşı ordunun hudut boylarında kışlamasını emretmişti. Diğer taraftan Selim de Şah Tahmasp'a aynı mealde yarı rica, yarı tehdit ihtiva eden mektuplar gönderiyordu. Fakat Şah'ın kanuni ilk cevabı Bayezid için babasına şefaatte bulunmak yolunda oldu. Bundan sonra padişah ile İran Şah arasında bir sürü muharebeler cereyan etmiş ve başlangıçta bu şefaat kanuninin hiddetini az çok teskin ederek babalık hislerini harekete geçirmişti. Öte yandan Şehzade Bayezid de İran'dan babasına mektuplar gönderiyor ve affını rica ediyordu. Şahi mahlası ile şiirler yazan Bayezid bu mektuplarında babasına son derece duygulu şiirler gönderiyordu. Kanuni Sultan Süleyman'a da padişah olarak aynı minval üzere karşılık vermek yakışırdı. O da manzum olarak oğluna hisli ve çok güzel cevaplar yazıyordu. Bunların en meşhurlarından birinin en çarpıcı noktası ise şu mısraydı. Ben günahsızım deme, bari tevbe kıl canım oğul. Diğer taraftan Bayezid'in İran'da bulunması, Şah Tahmasp'ın Osmanlılardan menfaat elde etmek yolunda elini güçlendirmiş ve iki hükümdar arasında adeta bir pazarlık konusu olmuştu. Fakat Kazvin'de bulunan Bayezid'in mahiyetinin sebep olduğu bazı hadiseler ve İran'da idareyi ele geçirmek konusunda ortaya çıkan söylentilerin doğurduğu huzursuzluk ve kuşku yüzünden Şah Tahmasp da ona olan desteğinden vazgeçerek kendisini padişahın elçilerine teslim etti. Kazvin'e giden kalabalık bir heyet, şehzade ve oğullarını Tahmasp'tan teslim almış ve katledilmeleri hakkındaki hükmü hemen orada infaz etmişlerdir. Anadolu'da bu taht kavgaları cereyan ederken, Trablusgarp Beylerbeyi bulunan Turgut Reis, evvelce kendisine ait olan Cerber Adası'nı İspanyollardan zapt etmek isteyerek muhasara etmişti. Bunun üzerine Osmanlılara karşı hazırlanmış olan 200 parçadan ziyade müttefik donanması, ihtiyar olup epeydir sefere çıkmayan Andrea Doria komandasında olarak Cerbe önüne geldiğinden, Turgut Paşa az bir kuvvetle bunlara mukavemet edemeyeceğinden Trablus'a çekilmiş ve keyfiyeti Mora Sancak Bey vasıtasıyla acele İstanbul'a bildirmişti. Cerbe'yi alan İspanyol ve müttefikleri Osmanlı donanmasına karşı acele orayı tahkim ettiler. Buna karşı Piyale Paşa komandasında 200 parçadan fazla donanma Cerbe Adası önüne geldi ve işte burada tarihte meşhur Cerbe Muharebesi yapıldı. Bu muharebe Andrea Doria'nın Preveza'da Barbaros'tan yediği istilleden sonra müttefiklere vurulmuş en ağır darbe oldu. Müttefiklerin 60 büyük gemisi batmış ve 20 bin kişisi telef olmuş ancak 17 gemi kaçıp kurtulabilmiştir. Cerbe Deniz Muharebesi'nden sonra Cerbe Adası muhasara edilmiş ve İspanyollar müdafaa edilmişlerse de Türk azmi karşısında kale düşürülmüştür. Buradaki İspanyol generali Alvaro bir gemiye atlayarak kaçmışsa da Turgut Reis tarafından takip olunarak esir edilmiştir. Ada Turgut Reis'e verilmiş ve Piyale Paşa Trablus'a uğradıktan sonra İstanbul'a geri dönmüştür.
Rodos Adası 1522'de Osmanlılar tarafından fethedildiği zaman buradan çıkarılan Saint-Jean Şövalyeleri Şalken tarafından Malta Adası'na yerleştirilmiş ve aynı zamanda İspanyollara ait olan Trablusgarp'ın muhafazası da onlara bırakılmıştı. Malta Adası az zaman içinde şövalyeler tarafından pek müstahkem bir hale getirilmişti. Şövalyelerin Rodos'ta olduğu gibi mükemmel donanmaları olup daimi surette faaliyette bulunuyorlar ve fırsat buldukça Türk ticaret gemilerini zapt ediyorlardı. Aynı zamanda Türk korsanlarıyla savaşıyorlar ve bundan başka Türkler aleyhine olan seferlere iştirak ediyorlardı. Nitekim Preveze ve Cerbe muharebelerinde gemileriyle müttefiklere yardım etmişlerdi. Bundan başka Hristiyan korsan gemileri buradan barınıyorlardı. Mısır, Trablusgarp ile Cezayir'in ve diğer bazı mühim yerlerin Osmanlıların elinde bulunması dolayısıyla oraların güvenliği için Malta'nın fethi mühimdi. İspanyollar, Malta'nın zaptının neticesinde Osmanlı donanmasının Sicilya, Napoli ve havalisine geleceğini biliyorlar ve bundan dolayı Malta'nın müdafasına ehemmiyet veriyorlardı. Adanın muhasarası için bir fırsat çıkmıştı. Bu sırada saray için alınan eşyayı getiren bir Türk gemisinin Zanta ve Kefalonya adaları arasında 7 Malta korsan gemisi tarafından zapt edilmesi adanın zaptı hakkında tasavvuru meydana çıkardı ve bu surette Malta seferi yapıldı. Osmanlı donanması sefere memur oldu. Kara askerlerine 5. Vezir Mustafa Paşa Serdar tayin edildi. Donanma amirali Piyale Paşa'ydı. Piyale Paşa 181 parça gemiyle denize çıktı. Osmanlı donanma mevcudu sonradan iltihak eden Turgut ve Salih reislerinin gemileriyle beraber 300'ü bulmuştu. Ama daha Turgut ve Salih reisler gelmeden önce kuşatma başlatılmıştı. Turgut reis geldiğinde muhasaranın yanlış olduğunu, asıl kalenin alınması durumunda burasının kolaylıkla alınacağını söylemiş fakat iş bu kadar ilerledikten sonra muhasara terk edilmeyerek umumi bir hücum yapılmasını tavsiye eylemiş, kendisi de hücum idaresini ele almıştı. İşte hücum yapıldığı sırada kaleden atılan bir gülenin taşa çarpmasıyla kopan taş parçası Turgut reisin başına isabet edip yaralanmasına sebep oldu. Turgut reis 5 gün hasta olarak yattıktan sonra 5. gün kale fethi sabahında vefat etti ve hemen naaşı 5 parça kadırgasıyla Trablus'a gönderilip orada yaptırdığı cami ve medresenin yanındaki türbeye defnedildi. St. Helen Kalesi 17 günün sonunda 24 Haziran 1565 tarihinde alındı. Asıl maksat olan Malta muhasara edildiyse de deniz mevsimi geçmekte, erzak ve mühimmat da azalmakta olduğundan ve düşmana Fransız, Papa ve İspanya'dan istediği yardımın gelmesi ihtimali kuvvetlendiğinden dönmeye karar verildi ve Turgut gibi büyük bir denizcinin ölümü Malta adasının zaptına imkan bırakmadığı için geri dönüldü. Bu muvaffakiyetsizlik üzerine Serdar Mustafa Paşa vezirlikten azdolundu. Semiz Ali Paşa'nın veziri azamlığı esnasında 1562'de Avusturya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 8 yıllık bir barış anlaşması yapılmıştı. Ancak bu anlaşmaya rağmen iki devletin sınırları arasında problemler bitmemişti. Ayrıca Avusturya elinde bulunan Macaristan toprakları için Osmanlı İmparatorluğu'na verdiği yıllık vergiyi 2 senedir de ödemiyordu. Bu sırada 1564'te Avusturya İmparatoru Ferdinand öldü. İkinci Maximilian'ın tahta çıkması dolayısıyla yapılan diplomatik görüşmelerde Osmanlı devlet adamları ve elçileri 2 yıllık vergiyi talep ettiler. Vergi meselesi gündemdeyken Osmanlı'ya tabi olan Erder Kralı Avusturya'nın elinde bulunan Sızatmar'ı aldı. Durumu şikayet için İstanbul'a gönderilen Avusturya elçisi ise ilginç bir durumla karşılaştı. Avusturya elçisini Komorn'da durduran Budin Beyler Bey Aslan Paşa gecikmiş 60 bin duka vergiyi ödenmedikçe onun İstanbul'a gitmesine müsaade olunmayacağını bildirdi. Diğer taraftan da Avusturya İmparatoruna gönderdiği Osmanlı elçisiyle vergi ödenmedikçe hiçbir elçinin gitmesine müsaade olunmaması yönünde padişahının emirleri olduğunu söyledi. Osmanlı İmparatorluğu'nun bu baskısı üzerine Avusturya 1565 Şubat'ında vergi borcunu ödedi. Bunun üzerine barış anlaşmasının uzatılması ve Erderlilerin ele geçirdiği topraklarla ilgili görüşmeler başladı. Vezir-i Azam Semiz Ali Paşa barış taraftarı iken 2. Vezir Sokulu Mehmet Paşa Erderlilerin tarafını tutuyordu. Anlaşma sağlanamadı ve Avusturya elçisi Viyana'ya dönmek durumunda kaldı. Ancak sınırlardan gelen haberler üzerine elçi Çorlu'da durdurulup İstanbul'a geri getirildi. İyi bir fırça yiyen elçi Osmanlı elçisiyle birlikte tekrar Viyana'ya hareket etti. Durumu imparatora bildiren elçi görüşmelerde bulunmak üzere ikinci defa İstanbul'a geldi. Fakat İstanbul'da farklı bir hava vardı. Ali Paşa'nın ölümü üzerine Vezir-i Azam olarak iktidara gelen Sokulu Mehmet Paşa Avusturya ile barış taraftarı değildi. Macaristan'daki Osmanlı kuvvetleri Erdil'in yardımına gönderilmişti. İki taraf arasındaki görüşmelerden bir netice alınamadı ve Avusturya elçileri ülkelerine geri döndüler. 1566 başlarında iki taraf arasındaki gerginlik iyice artmıştı. Avusturya İmparatoru sulhü kurtarmak için son bir hamle yaparak elçilerinden birini İstanbul'a gönderdi. Elçi bazı Türk esirleriyle vezirlere hediyeler getirmişti. Fakat yine gecikmiş vergi yoktu ve Avusturya'nın işgal ettiği Tokaş hakkında da bir açıklama yapmıyordu.
Bunun üzerine elçi kaldığı evde hapsedilerek Avusturya'ya harp ilan edildi ve Kanuni ilerlemiş yaşına rağmen sefere çıktı. Bu sefer Kanuni'nin bizzat ordusuna başkumandan olarak yaptığı seferlerin 13.sü ve sonuncusudur. Sultan Süleyman ihtiyarlığı dolayısıyla 13 senedir sefere çıkmıyordu. Aynı zamanda Şehzade Mustafa ve Şehzade Beyazıt hadiseleri kendisini ruhen de mustarip etmişti. Yeni Vezir-i Azam olarak devletin iplerini eline alan Sokulu Mehmet Paşa, padişahın seferde bulunmasını uygun görmüş, o sene yapılan ve başarısızlıkla neticelenen Malta seferinin fena tesirini örtmek istemişti. Sultan Süleyman'ın yaşı 73'ü bulmuştu. Kendisi bir takım hastalıklarla mağlul olduğu gibi ayaklarındaki nikles hastalığı sebebiyle de yürüyemediği için bu sefer esnasında bazen araba ile de gidiyordu. Tarihlerin yazdıklarına göre Osmanlı ordusunun en tantanalı seferi buydu. Zemlin sahrasında Erdal Bey'i mahiyetiyle geldi ve Pertel Paşa ile birlikte hareket etmek üzere o tarafa gönderildi. Zemun yakasına yani Macaristan toprağına geçirdikten sonra istikamet Zigetvar üzerine çevrildi. Zigetvar Bey Zerniski Mokdoş tarafından Tırhala Sancak Bey'in oğluyla beraber şehit edildiği haberi gelmesi üzerine asker geri çevrilerek Batı Macaristan'daki Ziget Kalesi'nin üzerine yüründü. 1566 senesi Ağustos'un 5'inde Zigetvar muhasar edildi. Zigetvar Kalesi hücumları devam ederken 73 yaşında ordusunun başında 13. seferini yapmış olan Gazi Kanuni Sultan Süleyman Han 6-7 Eylül Cuma günü akşamı yani Cumartesi gecesi sabaha 4 saat kala vefat etmişti. Padişahın vefatının ertesi günü kale alınmış ve hükümdarın ölümü gizli tutulmuştu. Düşman karşısında vuku bulan bu hal tehlikeli bir durum olduğundan, kapıkulu ocaklarının ayaklanmalarının da kesin olacağı bilindiğinden dolayı fena bir vaziyet husule gelebilirdi. Fakat Sokulu Mehmet Paşa'nın bu mükemmel tedbiri doğacak bir kaosu engellemişti. 46 yıllık saltanatının 10 yılı aşkını at üzerinde sefer halinde geçen Ufuklar Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han ordusunun başında toplam 13 sefere çıkmış ve büyük çoğunluğunu da muzaffer olarak bitirmiştir. Atası Fatih gibi daha saltanatının ilk yıllarında 20'li yaşlardayken Belgrad'ı fethetmiş, daha 30'larındayken Viyana önlerinde ordugah kurmuştur. Bu zaferlerle dolu saltanatında büyük bir payda babası Yavuz Sultan Selim Han'a aittir. Zira savaşmak büyük bir ekonomi ister. Bu ekonomi babası Yavuz Sultan Selim döneminde sağlanmıştı. Hazine Yavuz döneminde ağzına kadar doldurulduğu için devlet mali olarak hiç sıkıntı çekmemiş ve 46 yıl dolu dizgin fetihler gerçekleşmiş ve İslam sancağı 3 kıtada dalgalanmaya başlamıştı. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.